Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena efri aleyna sabran ve sabbit akdamena ve ansurna alel kavmil kâb. Allahümme amin. Nebevi Hareket Metodu dersimizde nefsi savunma konusuna gelmiştik. Mekke döneminde genel itibariyle sabır tavsiye edilmiştir. Misilleme yapmaya müsaade edilmemiştir. Zulme karşı fiili müdahale yoktur. Mekke döneminde Allah Azze ve Celle'nin göstermiş olduğu strateji genel itibariyle kafirlere itaat edilmemesi şeklindedir. Alak suresinin son ayetinde, Müddessir'de, Kalem'de kafire itaat edilmemesi gerektiği emrediliyor. Ancak hücum et denilmiyor. Hücum etmemek aynı zamanda itaat etmemek ya da itaat etmemek ama aynı zamanda hücum da etmemek. Böyle bir strateji izleniyor. Bu şekilde hem Müslümanlar korunuyor, sayıları az. Allah onları koruyacak bir strateji gönderiyor. Bakara'nın sonunda buyurulduğu gibi la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı yükü yüklemez ancak vus'u kadar, takatı kadar yük yükler. Bu stratejiyi görüyoruz. İtaat etmemeye güçleri var ancak misillemeye güçleri yok. Hem bundan dolayı Mekke'de bu strateji izlenmiştir hem de Müslümanların sabrı öğrenmesi gerekmektedir. Sabrı öğrenmeleri için de yine Allah Azze ve Celle bu stratejiyi öğretmiştir. Sabır onları olgunlaştıracaktır. Bir taraftan onları olgunlaştırırken, bir taraftan imanlarını kuvvetlendirirken, bir taraftan derecelerini yükseltirken, diğer taraftan da toplumun gözünde mazlum duruma düşecekler. Bu şekilde de sevenleri çoğalacaktır. Allah'ın muratlarından biri buydu. Ve öyle de oldu. Yani bu yapılan zulümler birçok insanın Müslümanları sevmesine vesile olmuş oldu. Eğer hemen misilleme yapılmış olsaydı, her bir darbeye karşı bir darbe yapılmış olsaydı, Peygamberimiz döneminde sahabe-i kiramdan her birisi kendisine yapılan hemen misilleme yapsaydı, o zaman Mekke'de büyük bir kargaşa, iç savaş çıkacaktı ve Müslümanlar böyle hatırlanacaklardı. Anarşist gibi bir şey. Yani herkesin huzurunu bozan, her evde kavgaya sebep olan, akrabaları birbirine düşman eden kimseler olarak bilineceklerdi. Böyle yapmadılar. Buna rağmen o şekilde iftiralara uğradılar. Yani yapmadıkları halde. Elbette ki hakla batıl birbirinden ayrılmalıdır. Elbette ki hakla batılı ayırırken akrabalar arasında da ayrılıklar meydana gelir. Arkadaşlar arasında ayrılıklar meydana gelir. Bu da gayet normal. Yani İslam ayırmıştır ama hakla batılı ayırmıştır. Doğruyu söylemek zorundadır. Eğer insanlar yanlış üzerinde ittifak etmişlerse o ittifakı bozmak icap eder. Siz doğruyu söylediğinizde o ittifak bozulur. Bir kısmı doğruya inanır, bir kısmı inanmaz. Böylece ikilik meydana gelir ve İslam bu ikiliğe razı olmuştur. Allah öyle bir strateji gösteriyor ki bu strateji Müslümanların şahsiyetini muhafaza ediyor. Kafire itaat etmemek suretiyle şahsiyetlerini koruyorlar. Bir taraftan da hücum etmemek suretiyle hareketlerini koruyorlar. Mükemmel bir strateji görüyoruz. Allah'ın ilmi sonsuzdur ve elbette ki en güzel strateji onun gösterdiği stratejidir. Allah-u Teala her bir varlığa kendisini koruyacak bir silah nasip etmiştir. Tavşanın bile bir silahı var, hızlı koşar. Ceylanın bir silahı var, hızlı koşar. Kedinin bir silahı var, tırnakları var, dişleri var. Her bir varlığın bir silahı var. Allah
her bir varlığa kendisini koruyabilecek özellikler vermiştir. Dolayısıyla İslami hareket Allah katında en kıymetli olandır. Hem insanlardan oluşmaktadır, hem Müslüman insanlardan oluşmaktadır, hem Allah yolunda mücadele eden Müslümanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla da en çok korunması gereken odur ve gösterilen strateji böyle bir stratejidir. Onları koruyan bir stratejidir. Dolayısıyla şöyle düşünmek caiz olamaz. Peygamberi hareket metodu sanki Müslümanları tehlikeye atan haşa yanlış bir hareket metodu gibi düşünülemez. Mesela bugün birçok Müslüman peygamberi hareket metodunu anlatsanız, böyle bir metot izleyelim deseniz, şöyle olmaz, böyle olmaz demeye başlar. Sizi düşüncesizlikle suçlayabilir ya da strateji bilmemekle suçlayabilir ya da kafanızın çalışmaması ile suçlayabilir, zamanı, şartları anlamamakla suçlayabilir, tedbirsiz olmakla suçlayabilir, kendisini daha akıllı, daha tedbirli zanneder, böyle konuştuğuna şahit olursunuz. Halbuki aslında kendilerinin söylemiş olduğu strateji hareketi bitirmektedir, hareketi büyütmemektedir, şahsiyetli ve güçlü bir kadro meydana gelmemesine sebep olmaktadır, hareketin kitleselleşmesine engel olmaktadır, hareketin müntesiplerinin cesaret kazanmasına engel olmaktadır, kabiliyetlerinin gelişmesine, gizli kabiliyetlerinin ortaya çıkmasına engel olmaktadır, zaman kaybettirmektedir, uzun yıllar geçmektedir ama hiçbir gelişme olmamaktadır. Bunları düşünmezler ve bilerek ya da bilmeyerek sanki Allah kendi hareketini tehlikeye atan bir Allah'mış gibi. Sanki strateji bilmezmiş gibi. Haşa. Sanki hedefe nasıl gidilir Allah bilmiyormuş gibi. Peygamberlerin metodu ortada. Ama bu yolu izlemeyenler bilerek ya da bilmeyerek bunu söylemiş oluyorlar. Yani bu zamanda öyle olmaz, şöyle olmaz derken peygamberi metodu söylüyorsunuz, itiraz ediyorsa demek ki yani ben Allah ve Resulü'nü daha iyi bilirim diyor ya da onda bir yanlışlık var diyor. Ya da bu metot değişkendir diyor. Bu zamanda olmaz diyor. Halbuki metot değişmemiştir. Değişmez de temel esasları değişmez. Zaten metot da temel esaslardan oluşmaktadır. Evet, Mekke'de sabır emredilmiş. Böylece Müslümanların olgunlaşması beklenilmiş. Kavga çıkartmaları istenilmemiş. Ve böylece tebliğ ortamının muhafaza edilmesine çalışılmıştır. Kavga ortamında tebliğ olamıyor. Kavga bitecek ki konuşma olabilecek. Kavga olunca konuşma olmuyor. Anlayacak adam da anlamıyor. Çünkü ortam gergin. Mesela 12 Eylül 1980 öncesi sağ sol olayları vardı. 80 öncesinde kimse bir şey konuşamıyordu. Kavgadan başka bir şey yoktu. 80'de darbe olunca birçok zulüm olduysa da konuşulabilecek bir ortam meydana geldiği de bir gerçektir. Darbecilerin yaptığı suç olsa da, zulmetmiş olsalar da onlar konumuzun dışında. Ama şu da bir gerçek ki sonrasında konuşma ortamı oluştu ve insanlar birbirlerini dinlemeye başladılar. Silahların konuştuğu bir ortamda, kavganın olduğu bir ortamda insanlar konuşamaz. Mekke'de bir yani sabrın emredilmesi, misilleme yapılmasına müsaade edilmemesinin bir hikmeti de bu. Konuşma ortamının muhafaza edilebilmesi. Tebliğ ortamının muhafaza edilebilmesi. Ama diyelim ki bir Müslümana bir saldırı yapıldı. O sırada hiç kendisini savunmayacak mı? Yani diyelim ki bir kafir bir Müslümana bir tokat vurdu. Yani hiç kendisini savunmayacak mı? Müslümanlar başına vur ekmeğini al denilen insanlar haline mi gelecek? Hiç şahsiyetli bir duruş göstermeyecek mi? Hareket olarak davranış başkadır. Fert olarak davranış başkadır.
Bu ikisinin arasının ayrılması gerekir. Ferde caiz olan bir ümmete caiz olmayabilir. Yani mesela diyelim ki bir ferdin aile planlaması yapması, çocuğunun olmasını istememesi bir fert için caiz olsa da mesela bir ümmet olarak ümmetin hepsinin böyle davranması caiz olamaz. Tehlikeye götürür. Ümmeti tehlikeye düşürür. Eğer hepsi böyle bir şey yapmaya kalkarsa Müslümanların geleceği tehlikeye düşer. İşte onun için ferde caiz olan bir şey bazen ümmete caiz olmayabilir. Ferde caiz olan bir hareket tarzı bir cemaate doğru olmayabilir, bir harekete doğru olmayabilir. Belki bir ferde, Müslümanlardan bir ferde bir saldırı yapılmış olsa, o da kendisini korumuş olsa, şahsiyetli bir duruş göstermiş olsa bunda bir sorun olmaz. Ama hareket halinde hepsi birlikte böyle bir olaya girseler ya da karşı tarafı tahrik etmeye kalksalar, olay çıkartmaya çalışsalar bu doğru olmaz. Bu hareketi tehlikeye atar. Ölçü lazımdır. Allah'ın her işi ölçüyledir. Yemeğe tuzu fazla koysanız da yenmez. Hiç koymasanız da yenmez. Yemekte tuz nasıl ki ölçüyle, aynı şekilde karşı koymak ya da sabretmek, her ikisinin de ölçüye ihtiyacı var. Sabır elbette esastır ama onun da ölçüye ihtiyacı var. Misilleme yapmamak esastır ama onun da ölçüye ihtiyacı var. Sabır gösterilir ama diyelim ki bazı konularda hiç cevap verilmez mi? Verilebilir. Misilleme yapılmaz ama diyelim ki birisi birisiyle bir kafir bir Müslümana bir laf söyledi ve orada bir tartışma oldu. Kendisine bir tane vurdular, o da ona bir tane vuramaz mı? Vurabilir. Yani bunlar duruma göre olabilir. Ama bir hareket çapında böyle bir şey doğru olmaz. Fert için doğru olan hareket için doğru olmayabilir. O zaman herkes şöyle düşünmeye başlar. Yani bunlar herhalde bundan sonra artık böyle yapmaya başlayacaklar. Hareket halinde hepsi birlikte bu şekilde davranacaklar ve bunun sonunda da anarşi meydana gelecek diye bir korku meydana gelebilir ve bu aleyhte propagandaya sebep olur. Ama bir kişi böyle bir olaya karışmış, diğerleri öyle bir şey yapmıyor ve karşı tarafı tahrik etmiyor, saldırmıyor. Bir kişi, iki kişi böyle kendi arasında olan bir olay. Yani bundan dolayı kimse bir hareketi suçlayamaz. Ama toplu yaparlarsa elbette suçlanırlar. Burada o Müslümanın, saldırıya uğramış olan Müslümanın kendisini koruma gücünün olup olmaması önemlidir. Eğer kendisini koruyabileceği halde kendisini korumazsa bu kötü bir Müslüman portresidir. Yani böyle Müslümanların çoğalması hayrımıza değildir. Korkak, mıymıntı, pısırık bir Müslüman modeli. O zaman böyle tanınmaya başlar Müslümanlar. Bu kafirlerde moral meydana getirir. Müslümanlarda da moral bozukluğu. Yani o zaman kafirler şöyle düşünür. Yani bunlara ne yapsak bunlar sessiz kalır. Bunları her yerde aşağılayın. Bunları her yerde, hatta fırsatını bulduğunuz zaman bunları dövün. Zaten bunlar mıymıntı, korkağın teki. Bunlar karşılık da vermez. Yani bu şekilde tanınmak hem o hareket için tehlikedir, hem gelecek nesillere kötü bir miras bırakmaktır. Her hareketin bu noktayı da hesaba katması icap eder. Gelecek nesillere kötü bir miras bırakamayız. Ne aşırılık göstererek öyle bir miras, ne de korkaklık göstererek öyle bir miras bırakamayız. Arkamızda onur bırakmalıyız, şeref bırakmalıyız, strateji bırakmalıyız, denge bırakmalıyız. Mirasımız bu olmalı. Cesaret bırakmalıyız. Yerine göre Müslüman kendisini elbette savunmalıdır, savunabilmelidir. Ve şahsiyetli insanlar böyle insanları severler, takdir ederler. Aksi halde toplumun en şahsiyetli insanları size değer vermez. Yani bunlar korkağın teki. Bunlar bakma öyle konuşuyorlar ama birisi kendisine bir tokat vursa kendisini bile savunamaz. Birisi namusuna el uzatsa namusunu bile savunmaz. Bunlar böyle
tipler bu şekilde tanınırlarsa, bir kere şahsiyetli insanlar böyle bir harekete katılmaz. Bu ciddi bir tehlikedir. Bir hareketi güçlendirecek olan şahsiyetli insanlardır. Şahsiyetli insanlar da şahsiyetli hareketlere katılırlar. Şahsiyeti gelişmiş insanlar katılacağı harekete bakar. Yani eğer harekette şahsiyet yoksa, o zaman ben de bunlara katılsam şahsiyetimden olacağım. Ben bunlara katılsam ben de bunlar gibi korkak mıymıntı olacağım. Ben bunlara niye katılayım? Böyle düşünmesine sebep olur ve bu böyle bir tanınma o harekete şahsiyetli insanların katılmamasına sebep olur. Mesela burada anlatılan bir olay var. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ve onunla beraber birkaç kişi şehrin biraz dışında namaz kılıyorlar. Ve bunları görüyor bazı müşrikler. Tartışmaya başlıyorlar. Yani bakın, yani kafirin yaklaşımına bakın. Kafirin kendinde gördüğü cesarete bakın. Adam şehrin dışında kendi kendine namaz kılıyor. Gidip ona çatıyor. Ya adam şehrin dışında kendi kendine namaz kılıyor. Sana ne oluyor? Demek ki çoğunluk kimde olursa onlar azgınlaşıyor. Çoğunluk ve güç insanı zalimleştiriyor. Adaletten kopartıyor. O yüzden ilmi ve manevi eğitimden geçmemiş insanların, nefsi terbiye olmamış insanların güçlü olması onun hayrına değildir. İlmi ve manevi eğitimden geçmeyen insanlara Allah güç kuvvet vermesin. Kendinin de iyiliğine değildir. Şehrin dışında namaz kılıyor, gidip ona çatıyorlar. Yani kendinden ne kadar hak görüyor, şuna bakın yani. Bu hakkı nasıl buluyor kendinde? Çünkü diyor biz güçlüyüz, biz böyle bir ibadet yapmıyoruz ve burada bizim borumuz öter. Yani bütün dayandığı güç, güçlü olan şımarık oluyor, güçlü olan zalim oluyor, güçlü olan hak hukuk tanımıyor, güçlü olan karşı tarafa yaşama şansı vermiyor. Yoksa bu yapılanın bir manası yok yani. Yani şehrin dışında, şehrin içinde olsa ne olur? Şehrin dışında üstelik namaz kılıyor, birkaç kişi gidip onlara çatıyorlar. Şimdi bu durumda tabii konuşma, tartışma derken Sa'd bin Ebi Vakkas orada bir deve kemiği bulmuş. Almış onunla kafasına, bir kafirlerden birinin kafasına bir tane vurmuş. Adamın başı kanamış. Kafası çatlamış yani. Demek iyi kuvvetli vurmuş. Şimdi bu kadar sinirlenmesinin sebebi nedir? Aslında yani sabrediyorlar. Bir sürü laflara sabrediyorlar. Hakaretlere, iftiralara, alaylara sabrediyorlar. Yerine göre saldırılara sabrediyorlar. Burada sabretmemesinde bazı sebepler olabilir. Yani belki ya kardeşim şehrin dışında namaz kılıyoruz kendi. Sadece biz Rabbimize secde ediyoruz. Buna da mı karışıyorsun ya? Yeterin artık be gibi böyle sabrı orada bitmiş olabilir yani. Şimdi onun bu hareketi kim için örnektir? Öyle bir durumda olan bir Müslüman için. Yani bir hareket olarak bunu herkes böyle yapsın. Böyle bir şey söylendiği zaman bunun sonu anarşidir. Ve gitgide Müslümanlar kavgacı olarak tanınmaya başlar. Müslümanlar kavgacı değil de mücadeleci olarak tanınmalılar. Zulme sessiz kalmayan, adalet taraftarı olan cesur insanlar, haklarını arayan insanlar olarak, mücadele eden insanlar olarak tanınmalılar. Eğer ölçü kaçarsa ya korkaklar olarak tanınırlar ya saldırganlar olarak tanınırlar. Her ikisi de zarar verir. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yaptığı olay İslam'da akıtılan ilk kan olarak tarihe geçmiştir. Yani kafirlerden birine bir tane vuruyor ve onun kanı akıyor. Ama onlar da kavgayı başlatanlar onlar. Burada önemli noktalardan birisi bu. Bir kere bu Müslümanlar kavgayı başlatanlar değiller. Bunlar şehrin dışında kendi kendine namaz kılan insanlar. Onlar sataşıyorlar. Bir kere böyle bir ince nokta var. Yani bunlar gidip de hususen kavga çıkartmıyor. Onlar kavga çıkartıyorlar.
Ve tabii o zaman da böyle şimdiki gibi devlet nizamı yok. Öyle polis falan filan da yok. Yani bugün mesela Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yaptığını birisi bir polise yapmaya kalksa olmaz. Orada öyle bir devlet nizamı yok. Polis diye bir şey de yok. Devlet görevlisi diye bir şey yok. Şartları bilmek icap eder. Yani oradakiler kendileri sataşan adamlar. Şahıs. İki tane şahsın kavgası gibi oluyor olay. Ama polisin müdahalesi daha farklı. O polis kendi şahsi kararıyla onu yapmıyor. Amirlerin talimatıyla harekete geçiyor. O amirler de daha yukarıdan talimat alıyor vesaire. Bu iş farklı bir iş yani. Ve yani polis işte kamu hizmeti yapıyor. Öyle kabul ediliyor. Ve yani ona böyle bir saldırı toplum tarafından da hoş karşılanmıyor. Ve zaten de kanunen de suç kabul ediliyor. Efendim o da bana vurdu. O diyor ki ben devletin görevlisiyim. Bana amirlerim böyle emretti. Kanun şöyle, şu şöyle, bu böyle. Haksız da olsa, yalan da olsa kendini ona dayandırıyor yani. Ve maalesef toplumda böyle bir kanun yok. Sen bu yaptığın zulümdür de demez. Toplum ne kendi hakkını bilir ne polisin yetkisini. Onun için böyle bir durumda hemen sizi haksız görür. Haklı da olsanız. Ve bunu yaptırmak için bazı polisler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Siz ona saldırasınız diye. Geliyor yanınıza, kulağınıza ana avrat küfrediyor. Hiç elini hiç size dokunmuyor. Gelip kulağınıza küfrediyor. Ondan sonra geri çekiliyor. Böyle gülüyor. Sanki güzel bir şey söylemiş gibi. Yani uzaktan bakan ya da çeken kameralar öyle zannetsin. Yani bu polis herhalde kulağına güzel bir şey söyledi. Tebessüm etti. Öyle ayrıldı. Herhalde güzel bir şey söyledi. Halbuki küfretti yani. Hatta eğer kafirin tekiyse Allah'a bile küfrediyor. Kulağına gelip Allah'a küfrediyor. Çekiliyor kenara. Maksadı ne? Maksat kendisine saldırılsın. Kamera önünde saldırıya. Bunlar işte böyle insanlar diyecekler. Gel de ispatla. Bana küfür, anama küfretti. Rabbime küfretti. Gel de ispatla. Bunu yapanlar var. Tabii her polis böyle bir şey yapmaz ama yapanlar var. Mahkemeye gidip yalancı şahitlik yapanlar olduğu gibi. Kendisine su verilmiş, süt verilmiş olay esnasında o gidip mahkemede alçakça yalancı şahitlik yapıyor. Ve bunlar bize vurdu diyor. Çünkü öyle görev verilmiş kendisine. Git mahkemede böyle şahitlik yap denilmiş. Dinin imanını yıkıp amirlerin dediğini yapıyor. Yediğin haram, içtiğin haram. Kazancın hepsi haram. Bu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın olayında böyle bir planlama yok. Bir anlık bir olay, orada bir karşılaşma olayı. İki kişi arasında ya da birkaç kişi arasında olan bir tartışma. Böylesi durumlarda yani Müslümanın kendisini koruması, şahsiyetini muhafaza etmesi, onların önünde eğilmemesi, dik durması bu gerekli bir şeydir. Ancak söylediğim gibi bir mesela basın açıklamasında vesairede olacak olan olaylar farklıdır. Yani bir şahıs başkadır, bir güvenlik görevlisi başkadır. Bunlar arasında fark vardır. Sa'd bin Ebi Vakkas madem ki orada deve kemiğini bulmuş birinin kafasına indirmiş, o zaman ben de bir polisin kafasına indireyim şu değneği denilemez yani. Aynı kefeye konulamaz. Büyük bir hata olur. Ve düşmanlarınızı çoğaltırsınız, dostlarınızı azaltırsınız. Belki de o adam onu hak etmiştir ama anlaşılmazsınız yani. İspatlayamazsınız yani. Benim anama küfretti. Gel de ispatla. Ne yapacaksınız? Allah'a bırakacaksınız. Allah belanı versin diyeceksin. Başka bir şey demeyin. Yapamayacaksın. Ya da o sırada ne yapacaksın? Kameralar varsa ki zaten kamera olmasa o onu yapmaz. Zaten o talimatı vermiştir önce kameramana, polis kamerasına. Ben böyle yapacağım sen çek demiştir. Yapacağınız şey böyle bir durumda bu adam Allah'a küfretti. Kulağıma eğildi, Allah'ıma küfretti. Eğer öyle küfrettiyse.
anana bacına küfrettiyse bu adam benim anama bacıma küfretti diye bağıracaksın. Madem o öyle yapıyor, sen de böyle yapacaksın. O sana vurdu mu? Vurmadı. Sen niye vuruyorsun? Aynen sen de onu dünya aleme ilan et. Bana yaptığın küfürden dolayı seni Allah'a havale ediyorum. Milletimizin takdirine seni bırakıyorum gibi bir şeyler söyleyebilirsin. Ama ben de seninkini diyemezsin. Diyemezsin. Onun anasının bacısının günahı yok. Kimsenin anasına bacısına küfredemeyiz. Herkes kendi yanında olandan harcarmış. O onun yanında olan. Bu da bizim yanımızda olan. Herkes cebindeki paradan harcar. O namusumuza küfretti diye biz de onun namusuna küfredemeyiz. Bir kere caiz değil. Hem küfür olarak caiz değil, hem o dediğin şeyi yapman caiz değil. Ama o her şeyi helal gören biri zaten. Ama sen onu helal göremezsin. Sen onun anasına, bacısına elini bile dokunduramazsın. Nasıl küfredebilirsin? Ve onların kabahatine. Böylesi durumlarda çok dikkatli davranılması icap ediyor. Sabırlı davranmak gerekiyor. Ama bir mahallede birisi birisiyle tartışmış, o da ona bir şeyler demiş. Onlar birbirine girmişler, kavga etmişler. Yani bu herkesi bağlayan bir şey değil. Ve Müslümanların duruma göre iş çok büyümeyecekse o gibi durumlarda kendisini savunmaları elbette haklarıdır. Ama diyelim ki adamlar serseri takımı, bellerinde bıçak ya da silah. Yani böyle bir durumda ona o şekilde kavgaya girişecek olsa belki de öldürecekler. Sa'd bin Ebi Vakkas olayında böyle bir durum yok. Mesela bakın bu olayda kimse ölmemiş. Demek ki durum öyleymiş yani. Hani öldürülecek bir durum yok. O gibi durumda misilleme yapmış. Eğer iş daha da büyüyecek bir durum ise o zaman daha sabırlı olmak icap eder. Mesela yine burada verdiği bir diğer misal Osman bin Maz'un'un misali. Velid bin Mughire'nin himayesi altındaydı önce. Sonra onun himayesinden vazgeçti. Velid bin Mughire diyor ki benim himayemden vazgeçme, bak sana şöyle şöyle yaparlar, benim himayem altında kal. O diyor ki yok, benim diyor diğer kardeşlerim zulüm altındayken ben senin himayende olamam diyor. Allah'ın himayesi bana yeter diyor. Diğer kardeşlerimi de himaye altına alacak mısın? Almayacaksın. O zaman ben de senin himayeni istemiyorum. Yapma etme yeğenim diyor. Bak ben Mekke'nin büyüğüyüm, bak benim himayemde kal. Yok diyor. Diğer kardeşlerim himaye altında değil, ben himaye altında olamam diyor. Ondan sonra himayeyi kaldırıyor Velid bin Mughire, benim himayemde değildir deyince ya da o ben onun himayesinden çıktım deyince buna saldırmışlar. Onlarla kavga etmiş, dövüşmüş, yani gözünü şişirmişler ama olsun demiş. Ben senin himayende kalmayacağım, kavga da ederim. Gözümde şişer, sen himayeni de reddederim. Bu olayda da yine kendisini koruduğunu görüyoruz. Yani kendisine karşı birisi bir saldırı yapmıştır. O da kendisini korumuştur. Ve kimse bu insanı kınayamaz. Yani saldırı yapılmıştır, o da kendisini korumuştur. Yani böyle bir durumda kendini koruyanı kimse kınayamaz. Hazreti Ömer de misal veriyor. Yani İslam'a girdikten sonra bazı kafirlerle kavga etmiş ve onlarla epeyce yorulana kadar kavga etmiş. Yani demek ki böyle istisnai durumlar var. Yani sabır esastır ama böylesi durumlarda kendini korumak ve Müslümanların onurunu muhafaza etmek gereklidir. Ve olayı dinleyenler, kardeşim adam haklı, adama saldırmışsınız, o da kendisini korumuş, ne yapsın yani diyecekse, bu gibi durumlarda yani bir bakıma nefsi savunma, yani taarruz yok, saldırı yok, tahrik yok ama savunma var. Bu savunma da dediğim gibi şahıslara karşı. Allah yolunda eziyetlere katlanma konusuna gelince, o zamanda da bu zamandaki gibi tehditler vardı. Bu zamanda ben devletim deyip de tehdit edenler oluyor. Gizli gizli gidip
arkadaşlarımızı tehdit ediyorlar. O zaman da bu işi Ebu Cehil yapıyor. Demek ki bugünküler Ebu Cehil'e benziyorlar. Bu tehditleri yapanlar demek ki Ebu Cehil'i örnek almışlar. Ebu Cehil kimin Müslüman olduğunu duyarsa ya da olmak üzere olduğunu duyarsa gidip onu tehdit ederdi. Bu işi kendine görev biliyor. Ebu Cehil'in bu kadar kendi davasına bağlı olmasının sebebi nedir? Çünkü saltanat sürmektedir. Saltanat sürünce o saltanatı kaybetmek istemiyor haliyle. Yani mesele aslında daha çok bununla alakalıdır. Yoksa Ebu Cehil bazı rivayetlerde peygamberimizin peygamber olduğunu aslında bilmekteydi. Bunu itiraf ettiği rivayetler var. Ben onun peygamber olduğunu biliyorum. Muhammed yalan söylemez. Ben biliyorum Muhammed yalan söylemez. Ama bizim kabilemizle onun kabilesi yarış halindeyiz. Şimdi onlardan bir peygamber çıktı. Bizden çıkmadı. Ben nasıl kabul edeyim? Olmaz. Yani bu konuşmalarından anlıyoruz ki aslında bile bile böyle bir küfür içerisinde. Peki o zaman neden bu kadar inatla küfrü savunuyor, küfür içinde kalmaya devam ediyor? Demek ki saltanatını kaybedecek. Yani dinini kaybetmekten korktuğunu zannetmiyorum. Zaten çok da bir bağlılığı yok yani dinine. Dinine bağlı olmayan, mesela bugün diyelim ki kendi ideolojisine aslında çok da bağlı olmayan ama İslam düşmanlığında ileri giden insanlar var. Ya sen zaten kendi ideolojine bağlı değilsin. Senin bu kadar İslam düşmanlığı yapmanın sebebi nedir? Birçoğu saltanat sürmektedir. Ya da hayatını değiştirmek istemediği için saldırganlaşmaktadır. İlla o eski hayatını korumak istemektedir. İstediği gibi yaşamak istemektedir. Bundan dolayı. Ebu Cehil birçok kimseye böyle birçok Müslümana zulüm yapmıştı. Mesela Hazreti Osman'a amcası tarafından zulüm yapılıyor. Müslüman olur olmaz zulüm başlıyor. Vücuduna bir hasır sarıyor, hasır ateşe veriyor. Yani doğrudan ateş tutmuyor ama vücuduna hasır sarıyor. Hasır onun vücuduna yapışıyor tabii. O hasırın ateşiyle vücut yanıyor. Yağları eriyor. İnsanın yağı eriyecek kadar. Mesela Mus'ab bin Umeyr annesi tarafından ki Mus'ab çok bakımlı bir gençti. Annesi onu çok severdi, ona çok iyi bakardı. O annesi tarafından bizzat zulüm yapılıyor. Aç bırakılıyor günlerce. Olmuyor. Bu sefer anneliğini kullanıyor. Diyor ki oğlum sen eğer bu dinden dönmezsen ben açlıktan öleceğim. Sen aç bıraktım anlamadın. Bu sefer ben aç kalacağım. Senin gözünün önünde böyle eriyeceğim, öleceğim. Ya bu dinden dön ya da buna razı ol. Mus'ab diyor ki anne sen açlıktan ölsen de ben bu dinden dönmem. Şimdi bu kararlı duruş annesinin o açlık grevini bırakmasına, ölüm orucunu bırakmasına sebep oluyor. Bakıyor ki çocuk çok kararlı. Yani annesi boşuna aç kalmış olacak. Bunu görünce açlık grevini bırakmış. Yani demek ki bazen anneliklerini, babalıklarını kullanmışlar. Bazen açıkça işkence yapmışlar. Peygamberimiz Mus'ab'ı Medine'de gördüğünde şehit olmadan evvel üzerinde bir hayvan postu varmış. Yanındakilere demiş ki Efendimiz şu genci görüyor musunuz? Zengin çocuğuydu. Çok güzel giyinirdi. Mekke'nin en yakışıklısıydı. Allah'a ve Resulüne olan sevgi onu bu hale getirdi. Allah yolunda rahatını terk etti. Rahat ailesini, yuvasını terk etti. Ve şimdi bakın hayvan postu giyiyor. Elbise bulamıyor. Allah ve Resulüne olan sevgi onu bu hale getirdi. Rahat yaşantısını terk etti Allah için. Yani demek ki bazen başkaları tarafından zulüm yapılmış. Bazen de bizzat ailesi tarafından zulüm yapılmış. Mesela birisi vardı Adana'nın Araplarından. Çocukken iman etmiş. Hazreti Ali'ye Allah diyenlerin çocuklarından bu inancı terk etmiş ve
gerçek bir Müslüman olmuş. Bizzat kendi babası satırı alıp kendisini kovalamış. Bundan ta 60 sene kadar önce. Bana bizzat kendi anlattı. Satırı almış, babası kendisini köyde kovalamış, yakalasa öldürecek. Yani yerine göre demek ki bizzat kendi ailesi yapıyor. Sahabenin büyüklüğü buradan. Yani çok sorunlarla karşılaşmışlar. Çok zulümlere uğramışlar. Hepsinde de sabır göstermişler. Peygamberimiz bu durumda ne yapmış? Sabredin demiş. Demek ki sabır bir strateji. Bunlar stratejiyi tespit maksadıyla okunmayınca insana öylesine bir laf gibi geliyor. İşte bir olay var, sabret falan filan. Yani bugün kendimiz nasıl ki ona buna olur olmaz sabret ya falan diyoruz ya. Belki de sabret demememiz gereken bir durum. Ama herkese laf olsun diye sabırlı ol, sabırlı ol falan. Allah'ın ve Resulünün sabrı emretmesini de bizimkine benzetiyoruz. Bizimki gibi içi boş zannediyoruz. Allah ve Resulünün dediği hiçbir şey altı boş değildir. Bir stratejidir o. O gözle bakmayınca, incelemeyince oradaki strateji anlaşılmıyor. Sadece işte yani sabır. Herkes zaten birbirine sabırlı ol der. Yani bu da öyle bir şey gibi. Halbuki bu bir strateji ve stratejide bir aşama ve hikmetleri var. Yani sabır ettikçe Müslümanlar kendileri sağlamlaşıyor, imanları kuvvetleniyor, kabiliyetleri gelişiyor, dostları çoğalıyor, düşmanları azalıyor, dereceleri yükseliyor vesaire vesaire. O diğer manevi mertebeler ayrı ama strateji açısından bakarsak gelecek nesillere de bir strateji bırakmış oluyorlar. Sabır gösteren insan aslında dik durmuş olmaktadır. Sabır esasında dik durmaktır. Eğilmemek demektir. Çünkü sabrediyorsun, yolunda devam ediyorsun yani. Ama eğer misilleme yapmaya kalkarsan, belki de öyle olaylarla karşı karşıya kalırsın ki tümden bırakmak zorunda kalabilirsin, geri adım atmak zorunda kalabilirsin ya da öldürülebilirsin. Yani sabır aslında sürekli olarak dik durmanı sağlıyor. Sürekli olarak derece kazanmanı sağlıyor. Sürekli olarak dost kazanmanı sağlıyor. Sürekli olarak kabiliyetlerini geliştiriyor. Yani sabır aslında mıymıntılık değil, sabır korkaklık değil. Ama bugün nasıl anlaşılıyor? Sabır hiçbir şey yapmamak, sessiz kalmak gibi. Sabır nedir? Sessiz kalmak değildir. Sabır mücadele ederken başına gelenlere dayanmaktır. Yani mücadeledir yani aslında sabır. Mücadele etmiş oluyorsun sabır gösterince. Yoksa zaten sabra gerek kalmaz eğer teslim oluyorsan. İslam aslında sabrı emrederken esasında mücadeleyi emretmiş oluyor. Çünkü sabır kime lazım? Mücadele edene lazım. Teslim olana zaten sabır lazım değil ki. Teslim olmuş. Ona sabır gerekmez ki. Sabır mücadele edene lazım ve sabredin demek aslında mücadele edin demektir. Ancak mücadele ederken ölçülü olun, haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın demektir. Tebliğ ortamını bozmayın. Çünkü sabırsızlık gösterdiğiniz zaman tebliğ ortamı bozulur. İnsanlardan ne kadarına İslam'ı ulaştırabileceksek o kadarına ulaştırmalıyız. İslam'ı ulaştırmamızın önünde engel olacak şeylerden kaçınmak icap eder. Çünkü asıl maksat İslam'ı ulaştırmaktır. Eğer izlediğin strateji İslam'ı insanlara ulaştırmana engel olacaksa yanlıştır. Çünkü maksat İslam'ı ulaştırmaktır. İzlediğin strateji yüzünden İslam insanlara ulaşamayacaksa, kavga ortamı meydana gelecekse, kavga ortamında artık İslam'ı anlatamazsın. Ve kafirler mutlaka oraya zorlayacaklar. Tebliğ ortamını bitirmek isteyecekler. Çünkü çok iyi biliyorlar ki,
İslam üstündür. İslam'a üstün gelinemez. Dolayısıyla da fikri mücadeleden kaçıyorlar. Bugün de mesela ideolojik mücadele yoktur. Güçleriyle susturmak istiyorlar. Nesin sen? Kemalist misin? İdeolojik mücadele yap. Nesin? Sosyalist misin? İdeolojik mücadele yap. Neden güç kullanıyorsun? Çünkü ideolojisine güvenmemektedir. Çünkü insan görüşüdür. Ve hatalar, çelişkiler vardır. Hatta kendisinin bile kafasında bir sürü soru işaretleri vardır. Her bir sosyalistin, her bir faşistin, her bir demokratın kafasında aslında ideolojisiyle alakalı bir sürü soru işaretleri vardır. Çünkü insan görüşüdür, hatalar içermektedir ve aslında her şeyini savunamamaktadır. O yüzden de ideolojik tartışmaya girmek istemez. Tevhidin karşısında durabilecek hiçbir ideoloji yoktur. Tevhid güneştir. Eritemeyeceği buzdan heykel yoktur. Her akıllı insana, Allah'ı kabul eden her akıllı insana Allah mı daha iyi bilir insanlar mı deseniz cevabı bellidir. Allah mı daha yetkilidir insanlar mı deseniz cevabı bellidir. Onun için ideolojik tartışmaya girmezler. Kaybederler. O yüzden güç kullanırlar. Ve eğer siz yanlış bir strateji izlerseniz, kavgalara sebep olursanız, o zaman inancınızı kullanarak üstün gelme şansınızı kaybedersiniz. Elinizdeki o atom bombası gibi tevhid inancını kullanamamış olursunuz. İnanç olarak üstün gelememiş, bu fırsatı kaçırmış olursunuz. Onlar bunu bilmektedir. İslam düşmanları bunu bildiği için ideolojik ortam meydana getirmiyor. Kendi ideolojisine güvenmiyor. Fikir hiçbir zaman vahye galip gelemez. Fikir insan fikridir. Vahiy Allah'tandır. İnsan aklı Allah'ı yenemez. Allah'ın insana verdiği akıl ve ilim denizde damla değil. Allah'ınki okyanus, insanınki damla bile değil. Damla okyanusu yenemez. O yüzden de saldırgan olurlar. Eğer sabır gösterirseniz, tebliğ ortamını muhafaza ederseniz, konuşabilmelisiniz, konuşabilme ortamını muhafaza etmelisiniz. O zaman insanlar anlayacaktır. Onlar da bunu bilmektedir. O yüzden kavga ortamı meydana getirmek isterler. Kavga ortamı meydana gelsin ki siz kavga edesiniz ve konuşamayasınız, tebliğ edemeyesiniz. Kavgada o kazanır, tebliğde siz kazanırsınız. Çünkü hem sayıları fazladır, hem güçleri fazladır. Ve atı almış Üsküdar'ı geçmişlerdir. Onlar yetkilidir, sen yetkisizsin. Onu kullanmaktadır. Onda kimlik var, sende kimlik yok. Onu kullanmaktadır. Bizde de tevhid var. O halde biz de onu ortaya koyabileceğimiz bir ortam oluşturmalıyız. O silahını ve kimliğini ortaya koyabileceği bir ortam meydana getirmek ister. Çünkü o zaman galip gelir. Çünkü senin ne silahın var ne kimliğin var. O orada galip gelir. O seni oraya çeker. Bataklığa çeker. Mağlup edeceği bir yere çeker seni. Çok iyi biliyor ki oraya çektiği anda sen orada mağlup olacaksın. Ve böyle bir harekete dünyanın hiçbir yerinden destek gelmez. Bazı sol hareketlere, ırkçı hareketlere Amerika'sı, Avrupa'sı vesairesi destek veriyor. Neden? Çünkü o İslamcı bir hareket değil. İslami harekete asla destek vermezler. Irkçı hareketlere, sosyalist hareketlere, demokrat hareketlere destek verebilirler. Çünkü o hareketleri destekleyerek aslında o milletleri bölmek istemektedirler. Parçalamak isterler. Karşılarında küçük devletçikler olsun, büyük devletler olmasın ki rahat rahat onları sömürebilsinler. Oraları ele geçirebilsinler. O yüzden o hareketleri, oraları bölebilecek, bölme potansiyeline sahip olan hareketleri desteklerler. Ama İslam hareketi asla desteklemezler. Bir sosyalist hareketi destekler. Irkçı bir hareketi destekler. Yani onları desteklediler, bizi de desteklerler herhalde. Zannetmeyesin, kaybedersin.
Hem zaten on bir Müslüman onların desteğini beklemez. Böyle bir strateji kabul edilemez. Bunu hem Allah kabul etmez, Allah yalnız kendinin desteğini beklememizi istemektedir. Hem yalnız ondan destek istememizi istiyor. Hem de böyle bir hareket millet tarafından da hoş karşılanmaz ve ucu dışarıda başka devletler tarafından destekleniyor. Demek ki bunlar vatan haini gibi görülür. Her türlü hata yani. Neresinden bakarsanız bakın, her türlü hatadır. Yani bu işin tek çaresi vardır. Katlanmaktır. Sabır göstermektir. Efendimiz buyuruyor ki Allah sabredenin şerefini arttırır. Bir musibete uğrayan, bir haksızlığa uğrayan sabrettiğinde Allah onun şerefini arttırır buyuruyor. Yani yalnız ahirete bırakmıyor. Bu dünyada da hemen karşılığını veriyor. Sabır gösterenin şerefi artıyor. Dolayısıyla Allah sabra teşvik ediyor. Tebliğ ortamını muhafaza edebilmek buna bağlıdır. Sabır denince aslında neden sabır tam anlaşılmıyor. Sadece gücümüz yetmez gibi. Yani gücümüz yetmediği için, yetmeyeceği için sabretmeliyiz gibi. Bundan dolayı yani sabır emredilmiş gibi. Halbuki yalnız ondan dolayı değil. Aslında insanların anlamasını sağlamak için, tebliğ ortamını muhafaza etmek için öncelikle bundan dolayı sabrı emredilmiştir. Ve mesela Peygamberimiz Medine'de devletini kurmuş, yine de birçok şeye sabır göstermiştir. Yani devleti var artık, yine de galip gelebileceği durumlarda bile anlaşma yoluna gitmiştir. Mümkün olduğu kadar anlaşmaya çalışmıştır, ortamı muhafaza etmek istemiştir. Böylece tebliğ ortamı devam etsin, onlara İslam'ı anlatabilsin. Yani mesela diyelim ki Medine'nin civarında küçük küçük kabileler var. Peygamberimiz istese bunları birer birer avlardı, bitirirdi. Gücü yeterdi. Onların da bazı yanlışları oluyordu. Onlara da sabır gösteriyordu. Sabır göstermeyebilirdi. Gücü de vardı. Sabır göstermek zorunda da değildi. Ama Efendimizin hedefi tebliğ edebilmek. Tebliğ ortamını muhafaza etmek için onların da bir takım yanlışlarına sabrediyor. Onları bitirmeye çalışmıyor. Demek ki bu sadece gücün azlığıyla alakalı değil. Yani Mekke'deki stratejinin, sabır stratejisinin temelinde yalnızca güçsüzlük yatmıyor. Tebliğ ortamını muhafaza etmek yatıyor. Birinci derecede bu. Kavga ortamında konuşma olamıyor. Düşünemiyor insanlar ve karşılıklı cepheleşme meydana geliyor. Artık iş inada biniyor. Artık iş gurur meselesine dönüşüyor. O zaman da artık kimse laf anlamaz. O duruma getirmiyor yani İslam. Evet, burada bir takım işkencelerden bahsediliyor. Yani sahabeden zulme uğrayanlardan bahsediliyor. Aslında burada şunu da görüyoruz. Yani bunun gibi birçok rivayetler var ve bir olayı birden fazla rivayet anlatmaktadır. Sahabe hayatından tabloların anlatıldığı kitaplarda bunların benzerleri çoktur. Ben onlara girmeyeceğim. Yani bu tür rivayetler kitaplarda çoktur. Ama burada ben şunu görüyorum. Bu rivayetlere baktığımızda, yani burada 3-5 tane var ama yani sahabe hayatını anlatan kitaplarda daha fazlası da var. Ama şunu görüyoruz. Mekke'nin o cahil kafirleri bile aslında herkese de böyle zulüm yapmamış yani. Yani bu kitaplarda anlatılan olaylara baksanız ekseriyetle belli başlı olaylardır. Belli başlı olaylar. Diyelim ki 30-40 tane, 50 tane. Yani halbuki Mekke'de 13 yıl mücadele verilmiş ve yüzlerce Müslüman baskı altında kalmış. Yani yine de bakıyorsunuz zulme uğrayan, baskı altında olan herkes baskı altında da ama zulme bizzat böyle fiili zulme uğrayan, işkenceye uğrayan o kadar da fazla değil. Var, var ama öyle 500 kişi değil yani mesela. 200 kişi de değil yani. Bazı olaylar, işte Ammar bin Yasir'in ailesi, işte Bilal vesaire gibi olaylar.
Ve bütün kitaplarda anlatılanlar da bunlardır. Yani sahabe döneminde, Mekke döneminde işkenceler filan diye baktığınız zaman böyle belli sahabiler üzerinde dönüyor yani. Ha böyle çok herkese yapılmış diye öyle bir şey yok. Ya bugünün kafirleri çok daha fazla insana zulüm yapıyor. Sistematik zulüm yapıyorlar. O zaman aşiretler var. Devlet nizamı yok, aşiretler var. Devlet olmayınca, askeri polisi, adliyesi, hapishanesi olmayınca sistematik bir zulüm olamıyor yani. Ve binlerce insana yapamıyor. Bugünün dünyasında devletler var, ordusu var, polisi var, istihbaratı var, adliyesi var, hapishanesi var. Binlerce insana yapabiliyor. Her şey hazır, sistem hazır. Zulüm sistemi hazır. Hakkında bir rapor, arkasından emniyette bir fezleke gider savcıya, savcı mahkemeye sevk eder, sistem hazır. Mahkeme tutuklar olur biter. Hapishane de hazır. Sistem hazır. O yüzden daha sistematik zulümler yapılabiliyor. Bu rivayetler okurken belki işte sahabeye şöyle zulüm yapıldı, böyle oldu filan diye konuşuyoruz ve kitap da bunu bu yüzden ele almış zaten. Yani bunu anlatmak için ele almış. Ama aslında düşündüğümüz zaman yani bu gibi olaylar öyle yüzlerce değil yani. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki devlet sisteminin olmayışı çok zulme, çok zulüm yapmalarını mümkün kılmamış. Yani devlet olmayınca çok zulüm yapamamışlar. Herkesin kendi aşireti var. Aşireti de onu koruyor. Aşireti tarafından da korunuyor. Bu da engelliyor. Ama bugünün dünyası böyle değil. Bugünün dünyasında her toprakta bir karış toprak bile yok. Boşlukta olan her tarafta bir devlet var. Ve zulmedebiliyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık bu zulüm esnasında bilhassa fakirlere zulüm yapılabiliyor. Belli bir yeri olan, toplumda saygınlığı olan, aşireti olan, zengin olan kimseler öyle kolay kolay yapamıyorlar. Kölelere yapıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in malı, mülkü o zaman çok işe yarıyor. O köleleri satın alıyor, azat ediyor. 7 kadar köle satın alıp azat etmiş. 7.'si Bilal. Çok önemli bir hizmet olmuş ve kardeşlik duyguları gelişmiş. Belki kafirler zulmederken kendilerince hesaplar yapıyorlar. Biz bunlara zulmettik mi? Bunları tehdit ettik mi? Bunlara iftira attık mı? Bunlar peremperen dağılır gider zannediyor. Halbuki belki bazıları korkmuş olabilir ama çoğunluk böyle olmamış ve daha da güçlenmişler, daha da sağlamlaşmışlar. Küfürden ve şirkten daha çok nefret etmişler. Yani demek ki bunların gerçek yüzü bu. Akrabası, arkadaşı aynı toplumda yaşıyor. Dinini değiştirdiği için kendisine zulmediyor. Ha demek sizin gerçek yüzünüz buymuş. Bunu anlıyor. Ve geri adım atmıyorlar birçokları. Bu arada da böyle zulüme uğrayanlar arasında dayanışma gerçekleşiyor. O zaman daha da sağlamlaşıyorlar. İşte Ebu Bekir Sıddık'ın belki 6-7 tane köleyi alması, azat etmesi çok önemli değil gibi. 6-7 kişiyle ne olacak? Ne olacak olur mu? 6-7 kişiden 6-7 kişiye fark var. Yani bunların içerisinde Bilal gibiler de var. Hem isterse de olmasın. O duygu çok önemli. Yani Müslümanlar arasında dayanışma anlayışını yerleştiriyor. Bu onları sağlamlaştırıyor. Ve artık birbirlerine güven duyuyorlar. Yani ben başıma bir şey gelirse kardeşlerim beni yalnız bırakmaz. Bu anlayış bugün de lazımdır. Birisinin başına bir şey geldiğinde diğerleri ona yardım ediyorsa, onun ailesini aç bırakmıyorsa, böyle bir ortam meydana getirebildilerse, onlar dağılmaz. Daha da güçlenirler. Ve başkalarına da örnek olurlar. Ve hatta insanlar onlardan övgüyle bahseder. Maşallah, vallahi bunlar hem dayanıyor hem de birbirlerini destekliyorlar. Bunlar bayağı sağlam çıktılar. İşte böyle olmalı der insanlar. Hazreti Ebu Bekir'in belki 6-7 köleyi kölelikten kurtarması olayı sayı olarak çok önemli olmayabilir ama bu yönden çok önemli.
tüm Müslümanlarda bir güven meydana geliyor. Demek ki başıma bir şey gelirse kardeşlerim beni yalnız bırakmaz. Bunun tersi olursa, adam düğünü oluyor, bırakın böyle işkenceye uğramayı falan, zor günleri, düğünü oluyor, düğününde kimse yok. Düğüne bile, mutlu gününde bile, bırak zor gününü, mutlu gününde bile yanında çok az insan varsa, acı gününde, anası ölmüş, babası ölmüş, acı gününde yanında kimse yoksa, bu adam, ya ben hapse girersem, bunlar beni unutur diye düşünür mü, düşünmez mi? İşte o zaman, hareketin safları arasında güvensizlik belirmeye başlar ve bunun sonucunda dağılmaya kadar da gidebilir. Böyle insanların, Ebu Bekir Sıddık gibi insanların olması bu yönden çok önemli. Herkese hem örnek olmuş oluyor hem de bütün zayıflarda bir güven meydana geliyor. Demek ki benim de başıma bir şey gelse kardeşlerim benim yanımda. Ha, bu arada şehitler olmuyor mu? Oluyor. Ve kimse de ondan dolayı peygamberimiz ya da Ebu Bekirleri, Ömerleri kınamıyor. Çünkü kafir yapacağını yapıyor. Bazılarını şehit ediyor. Ya bunlar ne yapsın? Bunların gücü yok ki yani. Onu engelleyemiyor ki. Ama hepsi şunu biliyor yani. Kardeşlerim beni elinden geldiği kadar korurlar. Ellerinden geldiği kadar yardım ederler. Yani bu olayda yani güçleri yetmedi. Ne yapsınlar? Der. Onu hoş görür. Ama yapabileceklerini dahi yapmadılarsa o zaman o hareketin safları arasında çatlaklar başlar. Bütün davası olan yapılar, davası olanlar hepsi bu noktalara dikkat ederler. Hapishanelere düşmüşse hareketin elemanları yardım ederler. O yüzden de devletler de bunu önlemek için para, onun hesabına para koyan kimsenin yakın akrabası olmasını şart koşar. Bir başkası gidip de onun adına para koyamaz. Örgütten para gelmesin diye. Yakın akrabası koyacak. Cezaevine götürüp o verecek. Ondan alırlar. Nesin? Kimliğini göster. Bunun neyi oluyorsun? O şekilde. Böylece yani örgütten para gelmesin. Böyle bir destek olmasın. Moral bulmasınlar. Bağlılıkları devam etmesin diye. Örgütler de ne yapıyor? Onun ailesine veriyor. Ailesi götürüp onun hesabına yatırıyor. Onu yalnız bırakmıyor. Ve bazı örgütler para ortaktır. Yani o koğuşta kalanlar kimlerse para ortaktır. Hepsi beraber yerler, içerler. Kimsenin kendi parası yoktur. Sosyalist örgütler özellikle. Zaten örgütten para geldiği için belki bazen kendi aileleri de veriyordur ama olsun, ailesinden de gelmiş olsa orada her şey ortaktır. Böyle kurallar koyarlar. Böylece örgüt içi dayanışmayı göstermek isterler. Beraber slogan atarlar, eylem yaparlar, beraber yerler, beraber içerler. Böylece içerideki de dışarıdaki de o ruhu devam ettiriyor. Mesela birden eyleme başlıyorlardı PKK'cılar. Şehit bilmem ne adını söylüyor mesela Ahmet bilmem ne. Önce anlamıyorduk bu ses ne filan, tam da anlaşılmıyor. Sonra öğrendik ki mesela bir başka hapishanede birisi, onlardan birisi ölmüş ya da açlık grevi sebebiyle, ölüm orucu sebebiyle ölmüş. Ya da şüpheli bir ölüm. Kendini asmış gibi görünüyor. Acaba asmış mı, asılmış mı? O da belli değil. Birden böyle eylem başlar. Onun adını söylerler ve şehit derler. Dışarıda, içeride. Bu gibi eylemler yapılır ve dayanışma devam ettirilir. Yoksa kendi aralarında bir kardeşlik oluşmaz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın köleleri satın alması, azat etmesi çok önemli bir örnektir yani. Bu yolda malını harcamıştır. Hem de aldığı köleler de fakir fukara. Daha doğrusu hepsi de zaten fakir de, köle dediğin zaten öyle olur ama yani güçsüz, daha doğrusu yani. Güçsüz. Mesela güçlü bir köleyi alsa belki kendi işinde çalıştırır, zulmetmez. Kendi Müslüman kardeşidir. O köle de ona daha iyi hizmet eder. Kendisini o zalimden kurtardığı için. Hayır. Hatta Ebu Bekir Sıddık'ın babası diyormuş, oğlum sen bu köleleri alıyorsun, azat ediyorsun,
bari git biraz güçlü kuvvetlilerini al da senin işini görsünler. Sana yardım ederler. Hayır diyor. O onların güçsüzlerini alıyor. Çünkü güçsüzler işkenceye dayanamıyorlar. Ve onları çalıştırmak diye bir derdi yok onun. Yani bana yardım etsinler diye onları alıp da azat etmiyor yani. Onları zalimden kurtarmak için yaptığından dolayı böyle bir ayrıma gitmiyor. Ha güçlü Müslüman, ha zayıf Müslüman fark etmez. O zaten alacak ve onu azat edecek. Zaten hizmetçi yapmayacak ki kendisine. O zaman ne yapacak? Onun güçlü olmasını olmaması ona ne yani? Olaya bakışı bu. Ve birçok Müslümana bu şekilde zulümler yapıldı. Burada birkaç misal daha veriyor. Hepsini ele almaya gerek yok. Buradan sonuç olarak şunu anlıyoruz. Demek ki müşrikler tehdit stratejisi izliyorlar önce. Sonra tehdit stratejisi işkenceye dönüşüyor. İşkence stratejisine, işkence aşamasına geçiyorlar. Demek ki nasıl ki İslam'ın bir stratejisi varsa kafirlerin de var. İslam'ın stratejisi kafire itaat etmemek, sabır göstermek, kafirinki ise alay, iftira, tehdit, olmasa da işkence ve öldürme. Enfal suresinde وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ O kafirler tuzaklar hazırlıyorlar. Ya seni hapsetmek, ya öldürmek, ya sürgün etmek için tuzaklar hazırlıyorlar. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Onlar tuzaklar hazırlıyor. Allah da onların tuzağına karşılık tuzak hazırlıyor. Vallahu hayrul mekirin. Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Orada Enfal suresinde kafirlerin stratejileri anlatılıyor. Yani demek ki alay, iftira, tehdit aşamaları bitmiş. Sonra bu ayet gelmiş. Önce o yollar, alay, iftira, tehdit. Kafirlerin yapacağı bu kadar zannetmeyin. Gerisi geridedir. Bununla dağıttı dağıttı. Dağıtamazsa işte Kur'an'ın haber verdiği bu üç strateji. Hapis, öldürme, sürgün. Sürgün şu anda sürgün stratejisi aslında pek yok. Ama bazı insanlar için belki de olabilir. Yani şu anda esasında bir kişinin bırakın sürgün etmeyi, kendisi kaçsa onu da istemezler. Çünkü gittiği yerde faaliyet yapar. Gittiği yerde, hele bu zamanda internet var ki, gittiği yerden yayın yapar. O yüzden aslında sürgün istemiyorlar. Hatta yurt dışına çıkma yasağı getiriyorlar. Bu sürgün eskiden kanunda vardı. Bir şehirden bir şehire sürgün. Yine devlet içerisinde. Bir yerden bir yere sürgün şeklinde. Maksat ailesinden uzaklaşsın. Çevresinden uzaklaşsın. Ve faaliyetlerden uzaklaşmış olsun. Tabii kendilerinden kimsenin olmadığı yerlere. Diyelim ki bir ilçeye. Orada onlardan kimse yok. Orada tek başına kalır ve biter gider. Bu vardı önceden, şu anda herhalde kaldırıldı. Böyle bir kanun yok. Yani böyle bir, yani kimseye böyle bir ceza verildiğini duymadım. Herhalde bu kanun kaldırılmış. Ama ileride tekrardan bunu başlatırlar mı? Mümkündür. Bu da bir yol olabilir onlar için. Özetle demek ki İlk stratejiler bitince son stratejiler bunlar oluyor. Hapis, öldürme. Sürgün dediğim gibi olur veya olmaz. Ama icabında şöyle bir şey de olabilir. Bazı kimselere kulağına su kaçırabilirler. Ya sen buradan çek git, bunlar seni rahat bırakmaz. Çek git Avrupa'ya, şuraya buraya. Bunlar seni rahat bırakmazlar. Bu şekilde kulağına su kaçırabilirler. Yani gittiği yerde çok bir faaliyet yapamayacağını düşünüyorlarsa, yapacağını düşünüyorlarsa böyle bir yönlendirme yapmazlar. Gözümüzün önünde olsun, istediğimiz zaman yakalayalım, hapse atalım. Bunu isterler. Ama gittiği yerde çok bir şey yapamayacaksa ve bitip gidecekse, böyle bir ihtimal düşünüyorlarsa,
kulağından su kaçırabilirler. Ya sen kaç git en iyisi, burada sana huzur yok. Böylece uzaklaşırsa buradaki faaliyetlerden uzaklaşmış olacak. Böyle bir strateji de izleyebiliyorlar. Diyelim bir ara verelim. Rahim. Devam ediyoruz. En son Müslümanlara yapılan zulümler, kafirin zulüm stratejisine temas ettik. Zayıf Müslümanların zulüm karşısında dinini değiştirmiş gibi göstermesi caiz olur mu? Onların teklif ettiği küfür kelimelerini söylemesi caiz olur mu? İkrah esnasında caiz oluyor. İkraha mülci denilen durumda, yani onların dediğini demediğinizde sizi öldüreceklerse ya da bir uzvunuzu telef edeceklerse, mesela gözünüzü kör edecekler, elinizi ayağınızı koparacaklar, kulağınızı sağır edecekler, dilinizi koparacaklar gibi. Bunlar her biri bir uzuvdur. Ölüm ya da bir uzvun telef edilmesi tehlikesi varsa ve bu tehdidi yapan kimse hakikaten de onu yapacak bir karaktere sahipse ve gücü varsa ve elinde ona uygun bir alet varsa, bu durumda ikrah altında sayılırsınız, zaruret sınıfına girer ve bu durumda onların dediği küfür kelimesini söylemek caiz olur. Ama öyle bir durum yoksa, sadece şu küfür kelimesini söyle, söylemezsen seni döveriz deseler, onların dediği kelimeyi söyleyemezsiniz. Yani onun caiz olması için dayak filan değil de ölüm tehlikesi ya da bir uzvun telef edilmesi tehlikesi ya da çok uzun süreli hapis ya da bütün malının yakılması gibi tehditlerin olması icap eder ve o tehdit eden kimsenin de hakikaten onu yapacak gücü, elinde imkanı olması gerekir. Mesela elinde silah var ama aslında bu insan silahı kullanabilecek bir insan değil. Dolayısıyla bu durumda ikrah altında sayılmazsınız. Silah var ama mesela içinde mermi yok. Biliyorsunuz mermi olmadığını. Mesela bu durumda ikrah altında sayılmazsınız. Eğer şartlarına uygunsa, yani ikrah gerçekleştiyse, bu durumda onların dediği kelimeyi söylemek, küfür kelimesini söylemek caiz olur. Böyle durumlar da olmuş sahabe devrinde. İşte Ammar bin Yasir onların dediği kelimeyi söylemek zorunda kalmış. Çünkü söylemeyeni şehit etmişler. O da bir alamet ki bunlar yapacak adamlar yani. Yani diğerini şehit etmişler zaten. Gözünün önünde. Demek ki bunlar böyle insanlar. O da ondan dolayı onların istediği kelimeyi söylemiş ve peygamberimize bu olayı anlattığı zaman Efendimiz o sırada kalbin nasıldı demiş. Yani onların dediği kelimeyi söyledin ama kalbin nasıldı? Kalbim imanla doluydu ya Resulallah. Ben onu istemeden söyledim. Nefret ederek söyledim ve imanımda en ufak bir değişiklik yok. Böyle deyince Efendimiz de buyurmuş ki bir daha olursa bir daha aynı şeye geri dönebilirsin. Yani aynı sözü bir daha söyleyebilirsin. Bu bir ruhsattır. Azimet ise öyle bir durumda bile yine de o kelimeyi söylemeyip ölümü göze almaktır. Ancak bazı kimselerin konumu bazen azimeti tercih etmesini gerektirir. Bazen de ruhsatı tercih etmesini gerektirir. Normalde azimet takvadır, ruhsat fetvadır. Azimeti tercih etmek üstündür. Ölümü göze almak üstündür. Ama bazı durumlarda bazı kimselere azimet vacip olabilir. Bazı kimselere ruhsat vacip olabilir. Yani orada onun tercihine bırakamayız. Yani İslam fıkhının bu konuda söyleyeceği bir şey olması icap eder. Çoğunlukla kişiye bırakılmıştır. Azimeti de tercih edebilirsin, ruhsatı da. Ama bazı durumlarda bazı kimselere fıkıh müdahale eder. Orada diyelim ki azimeti tercih değil, azimete uyma zorunluluğu olur, vacip olur. Yani azimeti tercih değil, azimete uyması vacip olur. Bazen de ruhsata uyması vacip olabilir. Mesela diyelim ki önemli bir insan ve çok önemli bir görev yapıyor ve o
görevi yerine getirmesi gerekiyor. Kafasında bazı önemli bilgiler var, önemli bilgiler taşıyor. O önemli bilgileri bir yere ulaştırması gerekiyor. Dolayısıyla oradan kurtulması gerekiyor. O durumda onun ruhsatı alması, onların dediği kelimeyi söylemesi, kendini kurtarması ve o bilgiyi ulaştıracağı yere ulaştırması ona vacip olur. Bazen de azimet vacip olur. Eğer onların dediğini derse, geri adım atarsa, eğer geride kalan insanlara kötü örnek olacaksa, Müslümanların adının kötüye çıkmasına sebep olacaksa, arkasında korkaklık bırakacaksa, konumu gereği orada ölümü göze alması ve dayanması gerekiyorsa, İslam'ın şerefini, Müslümanların şerefini muhafaza etmek için ona katlanması gerekiyorsa, o durumda ona azimet vacip olur. Yani herkese ruhsat yok yani. Yani bir kimseye caizken diğer bir kimseye caiz olmayabilir. Bazı şeyler kişiye göre değişebilir. Mesela İmam Ahmet işkence altındaydı. Bazı alimler bile ona gidip yani onların dediğini de ne olacak ki? Kur'an mahluk mudur değil midir? İlmi bir tartışma sonuçta ve onların dediğini de yani sana İslam'ı inkar et demiyorlar. Bu zulümden kurtul yani. Hapishanede işkence altında illa Kur'an mahluktur diyeceksin. O da diyor ki Kur'an'ın mahluk olduğuna dair delil getirin. Mahluk sonradan yaratılmış olan. Halbuki Kur'an kelamullah'tır. Kelam kadimdir. Hadis değildir. Mahluk değildir. Kelam Allah'ın sıfatıdır. Allah ezelidir, kelam da ezelidir. Allah'ın sıfatları Allah ile beraberdir. Sonradan elde edilmiş değildir. Allah ezelden beri vardır, sıfatları da ezelden beri vardır. Dolayısıyla Kur'an da Allah'ın kelamı olduğuna göre o da ezelidir ve mahluk değildir. Şu elimizdeki Kur'anlar mahluktur. O değil. Biz kelamın kendinden bahsediyoruz. Yani o ciltli Kur'an'dan bahsetmiyoruz. O sayfeler, yapraklar, cilt mahluktur ama kelamın kendisi mahluk değildir. Bir delil getiremiyor Mutezili alimleri. Ama halifeyi ikna etmişler. Habire halifeyi kullanarak zulmediyorlar. Kendi yanlış görüşlerini kabul ettirmeye çalışıyorlar. İmam Ahmet direndi, direndi, direndi. Azimeti tercih etti. Neden? Çünkü kendisi bir ilim adamıdır ve konumu gereği korkmamak zorundadır, dayanmak zorundadır. Başkalarına caiz olan bir şey bazen bazı konumdaki insanlara caiz olmaz. Ve o yüzden de alimler bile kendisine yapma etme demesine rağmen o yine öyle devam etti. Belki o günkü alimler ona acıdıkları için hani öyle konuştular ama bakın sonra işte üzerinden asırlar geçti ve bugün bütün Müslümanlar İmam Ahmed'in o mücadelesini takdirle anmaktadır. Belki kendi zamanındakilerin birçoğu onu eleştirmiştir. Eleştirenlerin bir kısmı kendi korkaklığını örtbas etmek için. Çünkü kendisi korkmaktadır ve de teslim olmuştur hakim güçlere. İmam Ahmed ise dayanmaktadır. Eğer İmam Ahmed'in yaptığı doğruysa o zaman kendini yaptığı yanlıştır. Kendi yaptığının yanlış olduğu ortaya çıkmasın diye İmam Ahmed'inkini yanlış gösterme gayretine girenler olmuştur. Ama daha sonrakiler öyle bir sorunları yok. Onlar olduğu gibi olayı ele alıyor ve o gün bugündür bütün Müslümanlar İmam Ahmed'i takdir etmiştir. Korkaklar sonraki nesillere hiçbir şey veremezler. İmam Ahmed'ler sonraki nesillere çok şeyler kazandırdılar. O şöyle bakıyordu meseleye. Ben ehli sünnetin bir alimiyim. Ben teslim olursam avam ne olur? O zaman böyle her sapık fikre alimler bile teslim olursa o zaman sapık fikirler yayılır. Ve karşı koyma diye bir sünnet, böyle bir sünnet bırakmamış oluruz. Mücadeleyi arkamızda sünnet olarak bırakmamış oluruz.
Bu şekilde düşünüyordu İmam Ahmet ve İmam Ahmet'in düşüncesi doğrudur aslında. Yani İmam Ahmet doğru olanı yapmıştır. Velhasıl demek ki bazı kimselerin azimeti tercih etmesi zorunluluktur. Eğer onu o ruhsatı tercih ettiğinde arkasında kötü bir miras bırakacaksa, binlerce insanın korkaklaşmasına, teslim olmalarına sebep olacaksa, onun yüzünden birçok insan da onun gibi davranacaksa, o öyle yaptı demek ki biz de yapabiliriz. O teslim oldu demek ki biz de teslim olabiliriz diyeceklerse, buna sebep olacaksa, o durumdaki insanların teslim olma hakkı yoktur. Bunların azimeti tercih etmesi şarttır. İslam'ın şerefini, ya bir bakıma İslam'ı temsil ediyorlarsa, İslam'ı temsil eden insanların korkmaya hakkı yoktur. İslam'ın şerefini korumak zorundadırlar. Ama öyle biri değilse, o ruhsattan istifade edebilir. Yani herkesin konumu aynı değil. Bazı insanlara korkmak caizken bazı insanlara korkmak haramdır. Korksa bile daha doğrusu geri adım atmak haramdır diyelim. Yani korkabilir insandır ama korkuyorum o halde geri adım atacağım diyemez. Korkmak bazı şeyleri caiz kılmıyor yani. Korktum o yüzden böyle yaptım yani o halde mazeretliyim. Yani sorun olmaması lazım çünkü mazeretim var. Hadiste buyuruyor ki 7 büyük günah var. Bunlardan biri ne? Savaştan kaçmak. Ya Rabbi korktum o yüzden de kaçtım. Korkmak mazeret olsaydı savaştan kaçmak 7 büyük günahtan birisi olmazdı. Ne yapayım korkuyorum. Korkabilirsin. Kaçamazsın ama. Korksan da kaçamazsın. Demin o yüzden korkmak bazı kimselere haramdır dedim. Sonra düzelttim. Yani geri adım atmak haramdır. Yani korkabilir ama geri adım atamaz. Çünkü fıtratını insan değiştiremez yani. Korkabilir ama korku mazeret değil. Bazı insanlar azimeti tercih etmek zorundadırlar. Demin dediğim gibi mesela adam önemli bir bilgi taşıyor. Bir yere o bilgiyi ulaştırması lazım. Yakaladılar, öldürecekler. Allah'ı inkar et diyorlar. İslam'ı inkar et diyorlar. Öyle bırakalım diyorlar. O önemli bilgiyi oraya ulaştırabilmesi için onların dediğini yapması vacip olur. Caiz olmaz. Çünkü sana izin verilmiş, böyle bir durumda ruhsat verilmiş ve sen o ruhsattan istifade etsen o bilgiyi oraya, çok önemli bilgi, onu oraya ulaştırman lazım. Yok ben kahraman olacağım ya da ben azimeti tercih edeceğim, ben takvayım falan filan deyip ölümü göze almak, o bilginin oraya ulaşmamasına sebep olmak demektir ve o bilgi oraya ulaşmadığı için belki de birçok Müslümanın başı belaya girecektir. Zor durumda kalacaklardır. Bu caiz olamaz. Demek ki bazen azimet vacip oluyor. Bazen de ruhsat vacip oluyor. Ama genel itibariyle azimet takvadır, ruhsat fetvadır. İstisnai durumlar vardır. Yani İslam düşmanları bir insanı, bir Müslümanı onda olan bir takım bilgileri almak için zorlarlarsa ne olur? O bilgileri verdiğinde meydana gelecek olan zarar, vermediğinde kendisine verilecek olan zarardan daha büyükse o bilgileri vermesi caiz olamaz. Ölümle tehdit edilse o bilgileri vermesi caiz olamaz. Bu durumda kendini düşünmüş olur, ümmeti düşünmemiş olur. Böyle bir şey kabul edilemez. Ama önemli bir şey değilse, onu söylediğinde çok da bir kimseye zarar olmayacaksa, yani bunu vereyim, ben bu kendimi kurtarayım, ben de bir Müslümanım, benim de kurtulmam önemli. Bu da çok önemli bir bilgi değil zaten. Hani olsa ne olacak, yani bilseler ne olacak, hani öyle bir şeyse verebilir. Yani orada kendini kurtarabilir. Yani bazı insanlar bazı durumlarda yani şöyle davranması uygundur. Başka bazı insanların bazı durumlarda da şöyle davranması uygundur. Bu biraz o anda kişinin nefsine uymadan vereceği doğru kararla karara bağlı yani. Nefsine uymayacak ama. Çünkü nefis hep kolaylığa meyyaldir. Nefis mutlaka kendini kurtarması için ona vesveseler verecektir. Ama burada fıkıh bizim ölçümüz olması lazım.
fıkıha göre düşünürsek isabet ederiz. Bu da tabii fıkıhı bilmekle mümkündür. Fıkhın inceliklerini bilmekle, anlamakla mümkündür. Sahabeye böyle işkenceler olduğuna dair İbn Abbas'tan da rivayet var. Öyle azaba uğruyorlardı ki oturacak halleri kalmıyordu diyor. Ve eninde sonunda Allah yerine Lat'ı ve Uzza'yı ilah olarak kabul ediyor musun diye sorulduğunda he kabul ediyorum demek zorunda kalıyorlardı. Hatta oradan bir zenci köle geçse bu da senin ilahın mı? Kabul ediyor musun? Tamam o da benim ilahım olsun tamam. Hatta şu böcek senin ilahın mı? Tamam o da benim ilahım diyecek hale getirilenler var. Yani o kadar işkence görmüş ki bu durumda daha fazla işkence görmemek için bunu yapmış. Şimdi tabii bir de şöyle durumlar var. Mesela bir insanı öldürmesi için onu zorlasalar. Ya da mesela bir kadının namusunu kirletmesi için onu zorlasalar. Bu iki durumda ölümü göze alması gerekir. Onların dediğini yapamaz. Allah'a inkar böyle bir durumda Allah'a inkar caiz olsa da bu söylediklerim caiz değil. Çünkü seninki cansa onunki de can. Onunki patlıcan değil. Kendini kurtarmak için başkasını öldüremezsin. Ya da bir kadının namusu onun canıdır. Onun namusunu kirletemezsin. Kendini kurtarma adına. Eğer Müslümanlar böyle durumlarda şahsiyetli bir tavır ortaya koyarlarsa birçok insan tarafından takdir edilirler ve bu davranışları belki de İslam'a büyük bir hizmet olur. Belki de çok insanın İslam'ı seçmesine vesile olur, sevmesine vesile olur. Aksi halde kaypak, şahsiyetsiz insanlar olarak görülürler. İman edecek olan bile iman etmez. Din buysa ben bu dine niye gireyim demelerine sebep olur. Yani yerine göre Müslümanın ölümü göze alması da icap eder. Mesela Seyyid Kutub'un yaptığı da odur. Kendisine haber ediyor zamanın Firavunu. Abdülnasır'dan haber geliyor. Özür dilesin affedeyim. Akrabaları, tanıyanlar vesaire işte ya özür dile lanet olsun bunlar zalimin teki. Yani ne olacak? Bir şey olmaz. Herkes biliyor sen yani suçun yok. Bu alçak böyle yapıyor. Sen de bize lazımsın. Yani bunun elinden kurtul. Hayır diyor. Ben aslında Seyyid Kutub'un yapmak istediği şey arkasında onur bırakmak istedi yani. Yoksa ölümle tehdit edilmişti. Onların ki yani dinini inkar et de dememişler. Başka bir ilahı kabul et dememişler. Sadece özür dile. Hepsi bu yani. Ben bir şey yapmadım ki niye özür dileyim? Olsun. Burada hayat tehlikede. Orada Seyyid Kutub'un baktığı husus yani Müslümanlara cesaret bırakmak istiyor arkasında. Eğilmemeyi öğretmek istiyor. Aslında ona bu teklifi yapanlar da siyaset ehli insanlar. Bu teklifi niye yapıyorlar? Onlar da bunu bilerek yapıyorlar. Aslında onların tabii ki istediği şey Seyyid Kutub'un kurtulması değil. Ya da bir kişinin özrü değil. Aslında onların da istediği şey böyle bir sünnetin başlaması. Davanın önde gelenlerinin de özür dilemeye başlaması. Hata yapmış olsa insan özür diler tabii yani bu zaten normalde insanın görevidir yani. Ama ortada bir hata yok bir şey yok. Ve bir darbe girişimi var güya yalan mı esah mı? Güya bir darbe girişimi var bunun içinde sen de vardın. Diyor yoktum ben haberim bile yok sen de vardın. Özür dile affedelim. Madem darbe girişiminde varsa o zaman nasıl affediyorsun yani? Yani darbe girişimi affedilecek bir şey mi? Yalancılar. Böylece Seyyid Kutub'un var olan toplumdaki saygınlığını bitirmek istiyorlar. Ve gelecek nesillere de böyle bir miras kalsın. Yani o bile bak özür diledi. Yani ona göre ayağınızı denk alın. Bu mesajı vermek istiyorlar. O da bunu anlıyor ve reddediyor. Zaten de ölecekti. Onların dediğini yapsaydı da aynı vakitte ölecekti. Belki hücresinde ölü bulunacaktı.
o saatte kalbi duracaktı. Belki de bu zalimler önce özür diletip sonra yine içeride öldüreceklerdi. Böylece bir taşla iki kuş özür diledi. Zaten biz bırakacaktık. Ama oradan geçen bir mahkum bir şiş soktu, öldürdü. Ya da kalp krizi geçirdi, öldü. Gene de onu bırakmazlar kolay kolay. Belki de böyle diyecekler. Ya da öyle bir ilaç vereceklerdi ki, yemeğine öyle bir şey koyacaklardı ki, belki çıkacaktı, iki gün sonra yine ölecekti. Biz bıraktık ama bir yerde yemek yemiş, zehirlenmiş, biz ne bilelim. Yani sonuçta ecel bir tane, iki tane ecel yok. Öleceksen gene öleceksin yani. Hiç olmasa arkanda güzel bir miras bırak. Korkaklık ömrü uzatmaz, cesaret de ömrü kısaltmaz demiştik. Ve eğer azimeti tercih ederlerse bazı insanlar, bu şahsiyetli insanlar üzerinde çok etkili olur. İnsanların kendi inancına bağlı kalması, o yolda her şeyi göze alması insanlar üzerinde çok etkilidir. Sevmeyenler bile vallahi bravo adama ya der. Belki onlar iman etmez ama belki onun çocuğu iman eder. Bunların hesaba katılması icap eder. Ve elbette Müslümanların içerisinden böylelerin olması gerekir. Kahramanların yetişmesi gerekir. Bu da bir stratejidir. Kahraman yetiştirme stratejisi. Bu kahraman yetiştirme de öyle lafla olacak bir şey değil yani. Hadi bir şunu kahraman yapalım, öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok yani, öyle bir şey olamaz. Kahraman zaten kahramandır, kimse onu kahraman yapamaz da. Ama bunun yani kahraman olacak insanlarda eğer böyle bir hazır bir bilgi varsa kafasında, yani bu durumlarda şöyle davranmak gerekir, doğrusu budur şeklinde bir kabul varsa, o anda o şekilde davranabilecektir. Ve gelecek nesillere de örnek olacaktır. Var olan nesillere de örnek olacaktır. Yetiştirme dediğim bu. Yoksa kahraman yetiştirilmez. Kahraman zaten kahramansa kahramandır, değilse değildir. Ne yapsam kahraman olmayan adamı kahraman yapamazsın. Kahraman olanın da kahramanlığını hiçbir zaman engelleyemez. Bunlar Allah vergisidir. Kimse bunu durduramaz. Benim sadece söylemek istediğim kahraman yetiştirme stratejisi derken, bu bilginin herkesin kafasında olması gerekir. Şu durumda şöyle davranmak gerekir şeklinde hazır bilgi kafalarda olmalıdır. İçinden hakikaten kahraman olacak olanlar o bilgiyle kahraman olmuş olur. Yoksa onu öyle eğiterek, onu hazırlayarak falan öyle bir şey mümkün değil. Cesaretsiz adamı ne eğitim verirsen ver, o yine cesaretsizdir. Evet. İşte kitabımız burada aslında yine benzer bir konuya gelmiş. Ezilenleri kurtarma. Zaten aslında daha evvel buna benzer bir konu işlemiştik. Hazreti Ebu Bekir'in köleleri satın alıp azat ettiğini, onları o zulümden kurtardığını söylemiştik. O konuya temas ediyor. Buradan yani bir cümleyle şöyle geçebiliriz bu konuyu. Demek ki gücü olanlar zayıfları korumak zorundadır. Bu cemaat içerisinde bir prensip olarak yerleştirilmelidir. Her bir güçlü birkaç tane güçsüzü taşımalıdır. Allah'ın güçlüleri yaratması, güçsüzleri taşımaları içindir. Sağlıklı insanları yaratması, hastaların yükünü çekmeleri içindir. Cesurları yaratması, korkakları korumaları içindir. Ya da onlara örnek olmaları içindir. Ya da onların yapamadığını yapmaları içindir. Allah bir şeyi boşuna vermez. Zeki insanlara zeka verir, onlara bir görev vermiştir. Cesur insanlara cesaret verir, onlara bir görev vermiştir. Zeka boşuna verilmemiştir, cesaret boşuna verilmemiştir. Demek ki onların öyle bir görevi vardır. Öyle bir görev Allah tarafından verilmiş olmasaydı ona göre de o kabiliyetler verilmezdi. Güçlüler de aynı şekilde güçsüzleri taşımakla görevlidirler. Mesela bakın bazı şeyler taşıyıcı elemandır, bazıları taşınan elemandır. Diyelim ki şu binayı taşıyıcı elemanlar taşıyor. İşte temel, kolon, kiriş. Tuğla taşımıyor. Tuğla yüktür, taşınır. Allah demiri taşısın diye
yaratmış. Demir sen taşıyacaksın yani. Allah çimentoyu, betonu taşısın diye yaratmış. Demek ki taşıyacaksın. Kağıdı bunun için yaratmamış. Kağıdı üzerine bir şeyler yazalım diye yaratmış. Kağıt taşıyamaz. O öyle yaratılmış. Elma, armut taşıyamaz. Ne bileyim ben, mesela ince bir tahta koca binayı taşıyacak hali yok. O öyle yaratılmış. Demir, demir olarak yaratılmış. Tahta, tahta olarak yaratılmış. Hepsinin görevi ayrı. Güçlü insanlar, güçsüz insanları taşımak zorundadır. Her bir güçlü insanın taşıdığı birkaç tane zayıf insan olmalıdır. Allah sana o gücü boşuna vermedi. Sahabenin güçlüleri, güçsüzleri korudular. Ve bu onlar arasında kardeşliği gerçekleştirdi. Sadece Mekke'de değil aslında, Medine'de de aç kaldıkları oldu, ekmeklerini paylaştılar. Çok rivayetler var bunlarla ilgili. Yani mesela birisi bir koyun kesmiş, kellesini komşusuna göndermiş. O da hani kellesini güzelce pişirsin, yesin diye. Fakir komşusuna. O fakir komşusu da almış başka bir fakir komşuya göndermiş. O da öbürüne göndermiş. O da başkasına göndermiş. O da başkasına göndermiş. O da başkasına göndermiş. O da yine aynı adama getirmiş. 7 kapı dolaşmış bir tane koyun kellesi. En sonunda aynı şahsa gelmiş. Bu neyi gösteriyor? Böyle olursa bir toplum, bu toplum yıkılır mı ya? Böyle dayanışma içinde olan bir toplum yıkılır mı? Böyle bir toplumda İnsanlar o toplum içinde olmaktan mutluluk duyar, güven duyar. Dolayısıyla cemaat içerisinde böyle bir dayanışmanın sağlanması gerekir. Böyle örneklerin olması lazım. Ve bu örnekler anlatılmalı. Ki, belki kişinin kendisinin anlatması çok uygun olmaz. Yani riya ihtimali var. Amellerini yakan ateşin odunu yemesi gibi. O ameli yer bitirir yani riya. Allah riyakarın yaptığı ameli kabul de etmez. Ama bazı kimselerin yaptıklarının bilinmesi ve yayılması da İslam için hayır vardır. Eğer Müslümanların örnek aldığı birisi ise, örnek insanların yaptıklarını aleni yapması hayırlıdır. Çünkü onlar örnektir. Kalbinden eminse, riya yapmadığından eminse, Allah için yapıyorsa, bundan eminse, böyle insanların aleni yapması daha hayırlıdır. Örnek olmuş olurlar. Yoksa kim örnek olacak? Herkes her şeyi gizlerse, aman riya olmasın, aman işte Allah bilsin, kimse bilmesin falan. O zaman bunlar yayılmaz. Yayılması için, o maksatla, o da yine Allah rızası için güzel bir maksattır. Peygamberimiz aleni yapıyordu bazı şeyleri. Gizli yaptığı da var, aleni yaptığı da var. Demek ki öyle gerekiyor. Örnek insanların aleni yapması gerekir. Toplumun önde gelen insanlarıyla herhangi halktan bir insan aynı değil. Önde gelenlerin aleni yapması gerekir. Çünkü onlar örnektir ve o şekilde yayılır. Ama herhangi bir vatandaş yani aleni yapsa kim onu örnek alacak? O sadece kendini göstermek için olabilir. Çünkü başka bir maksat olamaz ki. Çünkü örnek bir insan değilsin ki sen. Yani sen aleni niye yapıyor olabilirsin ki? Yani seninki biraz riya kokuyor yani. Ama örnek insanlar için bu söz konusu değil. Onlar zaten bilinen insanlardır. Yani millet şunu demiş, bunu demiş. Artık onların pek umurunda bile değildir. Onların öylesi övgülere, şuna buna ihtiyaçları da kalmamıştır. Ve Allah için yaptığından eminse, kalbinden kendi eminse, onlar aleni yapmalı, duyurulmalı. Bilhassa bu dayanışma örnekleri, yardımlaşma örnekleri. Normal vatandaşların ki belki kendisi hiç konuşmamalı, başkaları konuşmalı. Ama önemli insanlar kendileri dahi konuşabilirler. Örnek olmak için. Kendileri bile söyleyebilirler. Bu riya sayılmaz. Demek ki duruma göre değişebiliyor. Her zaman söylüyoruz. Fıkıh ince anlayıştır. Herkese aynı fetva olmaz yani. Fetva zamana, mekana, şahsa göre değişir. Riya konusu da böyle. Yani herkes için, yani Ahmet için riyakarlık sayılan bir şey Mehmet için riyakarlık olmayabilir. Adamına göre mi fetva? Tabi adamına göre fetva. Kanun adamına göre olmaz çünkü kanun bir toplum için çıkartılıyor. Ama fetva şahsa göre verilir.
icabında birisine sen şöyle yapabilirsin deriz, bir diğerine hayır yapamazsın deriz. Ona izin verildi, bana niye izin verilmedi? Öyle işte. Anlarsan var sebebi. Boşuna değil yani. Yani özetle Müslümanlar bir aile gibi olmayı başarmak zorundalar. Eğer bunu başarabilirlerse, bir ailenin çocukları gibi, fertleri gibi olabilirlerse, Allah'ın izniyle onları kimse dağıtamaz. Bakın bize yapılan, bu son yıllarda yapılan zulümlerde, başarılı olamamalarında bizim bir aile gibi oluşumuzun da tesiri çoktur. Önce Allah'ın yardımı ve arkadaşlarımızın gayreti, cesareti, mücadelesi, onun yanında bir de akraba gibi olmuşuz yani. Birçoğu gerçekten akraba da olmuşlar, kız almışlar, kız vermişler. Öyle olmasa bile artık akrabadan öte olmuşuz bazılarıyla. Ve onlar bunu da hesaba katamadılar. Allah'a hesaba katmadıkları gibi aramızda oluşan kardeşliği ve akraba gibi olduğumuzu da hesaba katamadılar. Dayanışma zor günler için özellikle şarttır. Zor günlerde dayanabilmeniz için bugünden dayanışmayı öğrenmeniz gerekir. Zor günlerde yoksa peremperen dağılırsınız. Normal zamanda dayanışmayı öğrenmeyenler zor zamanda dayanışmayı hiç başaramazlar. Çünkü şu anda diyelim ki ekmek de var, yemek de var. Fazlasıyla var. Şimdi veremeyen, bu bolluk içindeyken veremeyen, yarın darlık vaktinde nasıl verecekler? Bolluktayken bile kimse kimseyi düşünmezse, darlıkta kim kimi düşünecek? Yani bollukta aslında dayanışmayı yerleştirmemiz gerekiyor. Onu sonra kullanalım. Darlık zamanında kullanabilelim yani. Bu şekilde bir dayanışma Müslümanları koruyor. Aynı zamanda bir de hicret. Hicret ile de Müslümanlar korunmuşlardır. İslami hareketin yönetici kadrolarının bir vazifesi de hareketin müntesiplerini mümkün olduğu kadar korumaktır. Bu bazen hicret ettirmekle de olabilir. Asıl koruma aslında takip edilen ana strateji ile olur. Yani hücum etmeme, tevhidi anlatma, tevhidden ve dinden taviz vermeme, kafire itaat etmeme ama aynı zamanda hücum da etmeme. Bu strateji aslında asıl koruyucu olandır. Ama bunun dışında da stratejiler lazımdır. Mesela onlardan biri de işte hicrettir. Ekseri kitaplarımızda hicret konusu ele alınırken özellikle de Mekke'de zayıf olan, zulme uğrayan kimselerin Habeşistan'a gönderildiği, böylece onların orada korunduğu anlatılır. Yani Peygamberimizin izlediği strateji zayıfları korumaktı denir. Aslında bu kısmen doğru ama tamamen doğru değil. Doğrudur, bir kısmı gerçekten de Mekke'de korunamayan insanlardı. Güçlü bir aşireti, güçlü bir çevresi, ailesi, sülalesi olmayan, malı mülkü olmayan, toplumda belli bir saygınlığı yeri olmayan ve rahatlıkla kafirlerin zulmedebileceği insanlar. Doğru, bir kısmı böyleydi ama hepsi öyle değil. Yani mesela Cafer bin Ebi Talip, yani öyle bir insan değil. Belli başlı insanlardan biri. Efendimizin amcasının oğlu Ebu Talip, Haşimoğullarının önde gelen isimlerinden ve onun çocuğu Cafer. Mesela Hazreti Ebu Bekir Sıddık eninde sonunda ona da izin verdi Peygamberimiz. Halbuki Ebu Bekir Sıddık Peygamberimizin sağ kolu gibi. Ona da böyle üzerine gitmişler. Ebu Bekir Sıddık'ın aslında ahlakı çok güzel, biraz malı mülkü de var vesaire. O yüzden ona çok dokunmadılar önce. Ama esasında çok güçlü bir aşireti yok. Ona da böyle zulmetmeye başlayınca müşrikler, Efendimiz ona müsaade etmiş. Sen de gidebilirsin. Aslında çok zayıf bir insan değil ve Peygamberimizin ona ihtiyacı da var. Yanında olması lazım böyle birisinin. Ama yine de onu da gönderiyor. Burada tek sebep zulme uğramaları veya bu zulme karşı koyamamaları değil. Aslında oralara da İslam'ı yaymaları. Efendimiz yeni bir üs arıyor aslında. Belki Habeşistan
asıl üs olmayacak ama geçici bir üs olarak kullanılacak. Ve oradaki Müslümanların başında da bazı kimselerin olması lazım. Yani hepsi fakir fukara, köle falan olsalar, o zaman orada onların başında kim olacak? Onları kim idare edecek? Onların hakkını orada kimler savunacak? Konuşmayı bilen insanlar, belli başlı insanlar olmazsa başlarında, onları orada kim savunacak? Onun için Efendimiz bazı önemli insanları da göndermiş. Hem orada onların hakkını savunmaları, hem onların başında bulunmaları, organize etmeleri için, hem de bu önemli insanlardan bazıları gidince Mekke'de daha çok gündem oluyor. Bir de bunu sağlamaya çalışıyor Peygamberimiz. Yani önemli insanlar da gitmeye başlayınca Mekkeliler ya biz ne yapıyoruz ya demeye başlıyor. Filan da gitti, filan da gitti. Yani belki fakir fukara insanların gitmesini çok önemsemiyorlar ama önemli insanlar da gitmeye başlayınca bu sefer kötü duruma düşüyorlar. Yani bütün civar kabileler bunu konuşuyor. Yani Kureyşliler bütün evlatlarını evlatlarına zulmediyor. Kureyş kendi evladının boynunu sıkıyor şairin ifadesiyle. Ey zalim düzen, evladının boynunu sıkan düzen demiş şair. Tam böyle dememiş de ben tam söyleyemediğim için ben böyle söyledim yani. Evladının boynunu sıkan düzen. Kendi çocuklarının boynunu sıkan düzen. Şimdi Mekke böyle tanınmaya başlamış. Önemli insanların gitmesiyle. Böylece evlerde konuşulmaya başlanmış. Yani biz ne yapıyoruz? Mesela Türkiye'de son yıllarda bir şey konuşuluyor. Türkiye'ye artık yabancı sermaye gelmiyor deniliyor. Hatta buradaki mevcut milli sermaye yurt dışına kaçıyor. Çünkü burada artık hukuk kalmadı. Hakkını alamıyorsun ve çöküyorlar. Adamın fabrikasında kayyum atıyorlar. Böyle olunca kim burada fabrika açsın daha? Adam var olanı da satıp kaçıp gitmek istiyor buradan. Dışarıdan sermaye gelmiyor artık. Güvenmiyor yani. Ya şöyle yaparlarsa? Hakkımı da arayamam yani ben bu ülkede. Alamam hakkımı. Böyle düşünenler çoğalınca artık yabancı sermaye geliş yapmıyor, gelmiyor. Artık bu konuşuluyor mesela. Yani büyük parası olanlar, büyük yatırımcılar, bilhassa Arap yatırımcılar artık gelmek istemiyor. O zaman da burada yatırımlar azalıyor, işsizlik çoğalıyor, ekonomi daha kötüye gidiyor. Şimdi o zaman da Mekke'de böyle bir dönem oldu. Yani önemli insanlar gitmeye başlayınca hem sermaye de gitmiş oluyor bir taraftan. Diyelim ki giden adam parasını cebine koyup öyle gidiyor yani. O zaman yani Mekke'nin ticaretini de etkiliyor bu durum. Ve her evde konuşuluyor yani. Filan da gitti, filan da gitti. Yani biz ne yapıyoruz? Nereye kadar böyle? Burada adam kalmayacak böyle olursa. Evet. İşte Peygamberimiz bunu gerçekleştirmek için de olabilir. Bazı kimseleri çok zulüm altında olmasa bile, kendisini koruyabilecek olsa bile onları da göndermiş ve Mekke'de böyle bir gündem olmasını sağlamak istemiş olabilir. Çünkü her giden çok da öyle fakir fukara olduğundan gitmiş değil. Bazı başka hikmetleri var yani. Dolayısıyla da bu da bir strateji. Yani hem oradakilerin başında durmak, onların hakkını savunmak için, hem de memlekette gündeme gelmesi için yapılan zulmün civar kabileler tarafından da duyulmasını sağlamak için. Böyle bir strateji izlediğini görüyoruz. Efendimiz sahabeyi korumak için aynı zamanda elbette ki yapıyor ve onlara diyor ki Habeşistan'a giderseniz orada yanında kimsenin zulme uğramadığı bir hükümdar var. Oraya gidin. Burada seçtiği memleket de adaletin olduğu bir memleket. Hristiyandır ama adaletli bir insandır. Habeşistan kralı. Mesela bir diktatörün olduğu ülkeye göndermiyor. Yani buradan gidin de nereye giderseniz gidin demiyor. Bir yer seçiyor, düşünüyor, taşınıyor. Bununla ilgili vahiy geldi mi bilmiyoruz. Yani Kur'an'da zaten yok da hani gayrimetlu bir vahiy var mıdır bilmiyoruz. Yani böyle bir rivayet yok. İçtihat olabilir. Yani Peygamberimiz devletler hakkında bilgi toplamış.
Habeşistan nasıldır, Yemen nasıldır, şurası nasıldır, burası nasıldır bilgi toplayıp ona göre göndermiş olabilir. Allah-u Teala her konuda vahiy göndermiyordu bize örnek olsun diye. Çünkü bize vahiy gelmeyecek. Efendimiz de bizim gibi içtihat ederek bize örnek oluyor, olsun diye. Yani İslami hareketin yöneticileri böyle peygamberimiz de işte içtihat yaptı, kafa yordu, araştırmalar yaptı, bir yeri seçti. Demek biz de böyle olmalıyız desinler. Ve nereyi seçmeliler? Özgürlüğün olduğu bir ülkeyi. Demek ki gidilecek olan yer de özgürlüğün olduğu ülke. Mesela bugün diyelim ki Avrupa'da biraz daha özgürlük var. Ama bu daha ne kadar sürer o da tartışılır. Avrupa'da da yavaş yavaş Müslümanlara soruşturmalar başlıyor. Ve aslında İslam alemindeki diktatör sistemlerin istihbaratları Avrupa istihbaratlarıyla birlikte çalışıp onlara kötü raporlar verip oradaki özgürlüğün kısıtlanmasını sağlıyorlar. Baskının artmasını sağlıyorlar. İşte bu bizim vatandaşımızdır. Biz bunu tanırız. Bunlar böyle 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 böyle. Bakmayın öyle göründüklerine filan. Bunlar aslında da böyle legal çalışıyor gibi görünüyorlar ama esasında bunlar illegal işleri var bunlar. Bunlar aslında şöyle şöyle şöyle. Şimdi o devletin istihbaratı da tanımaz etmez bunlar kadar. Ha demek ki böyleymiş diyor. Zaten de seni sevmez. Niye seni savunsun ki? Hristiyan, Yahudi seni mi savunacak yani? Ve onların dediğini kabul etmeye başlıyor ve ona göre de işlem yapmaya başlıyor. Özgürlükler kısıtlanmaya başlıyor. Mesela Almanya'da bazı vakıflara devletin yardımı vardı, kaldırdılar. Diyelim kaç kişi gelip gidiyor buraya? Bize isim verirseniz, sosyal faaliyetlerinize katılan insan sayısı. İsimini verirseniz ona göre veya mesela talebeler. Kaç tane talebe geliyor? Destekliyor yani devlet. Yani daha çok talebeler gelsin gitsin böyle sosyal faaliyetlerin içinde yer alsın. Terbiyeli büyüsünler, serseri olmasınlar. Mafya olmasınlar diye ne kadar talebeniz varsa, ne kadar kişi katılıyorsa bize liste verirseniz ona göre para vereceğiz diyorlardı da veriyorlardı da. Ama siyah gözlüklüler oralara da haber gönderip bunlara vermeyin, bunlar şöyle, bunlar şöyle, bunlar böyle deyip onları da kestiriyorlar. Ve özgürlükler ve haklar kısıtlanıyor Müslümanlara. Gitgide Avrupa'da bile oraya doğru gidiyoruz. Gerçek demokrasiyi kendi halklarına karşı, kendi görüşlerinden olanlara karşı uyguluyorlar. Aslında yabancı unsurlara karşı çok da demokratik değiller. Şimdilik yine idare eder. Yine birçok devlete göre iyidir. Rusya'ya göre, Çin'e göre elbette ki daha fazla özgürlükçüdür. Ama öyle hep böyle gider mi? İslami faaliyetler geliştikçe Avrupa devletlerinde de kısıtlamalar çoğalıyor. O zamanın şartlarında böyle bir şey yok. Yani zaten internet yok, devlet yok, haberleşme imkanı yok filan. Habeşistan daha duymamış bile Müslümanlar diye bir varlığı duymamış. Efendimiz oraya gönderiyor. Habeşistan kralı da gayet iyi davranıyor. Hatta daha sonra kendisi de Müslüman oluyor. Demek ki özgürlüğün olduğu yeri seçiyor Peygamberimiz. Hicret bir kaçış değil, bir stratejidir. Hicret korkaklık değil, cesarettir. Çünkü gittiğin yerde faaliyet yapacaksın. Boş durmayacaksın. Hicret davayı yayma stratejisidir. Aslında hicret dik durmaktır, eğilmemektir. Hicret Allah rızası için vatanını, milletini, daha doğrusu akrabalarını terk etmektir. Çünkü millet kafir bizim milletimiz değildir. Millet demek zaten Arapçada din demek. Aynı dinden olanlar aynı millettendirler. Farklı dinlerden olanlar farklı millettendirler. İki tane millet vardır. Küfür milleti ve İslam milleti. Millet din demektir. Şimdi ırk manasında kullanılıyor. O ırktır, soydur. Millet dindir. Türk milleti diye bir şey olmaz. Türk ırkı olur. İslam milleti ve küfür milleti olur. Ama zaman içerisinde mana değişmiş ve ırk manasında kullanılır hale gelmiş. Evet, kendi ırkını ya da kendi akrabalarını
kendi işini, gücünü, belki ailesinin, çoluk çocuğunu, her şeyini bırakıp gidiyor. Bu elbette büyük bir fedakarlıktır ve Peygamberimiz hicret zordur buyurmuş. Hicret zordur. Çünkü milletin olmasa da ırkın, akraban, arkadaşın, hatta kendi dininden olanları da bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Ya mesela sahabe Habeşistan'a giderken Peygamberimizi de bırakıp gidiyor yani. Ne yapsın? Yani yalnız kafirlerden uzaklaşmıyor. Müslümanlardan da uzaklaşıyor. Yani. Ve malını mülkünü yanında götüremiyor. Ve gittiği zaman ne olacak bilmiyor. Ne yiyecek ne içecek. Bilmiyor. Aç mı kalacak, susuz mu kalacak? Yolda giderken oraya bir kere varabilecek mi? Yoksa ölecek mi? O yüzden Peygamberimiz buyurmuş ki hicret zordur. Kur'an-ı Kerim hicret edenlere vaatte bulunuyor. Kim Allah yolunu hicret ederse yecid fil ardı muragamen kesira. Yeryüzünde büyük bir bolluk, bereket bulur. Gittiği yerde Allah onun önünü açar, tuttuğunu altın yapar, genişlik bulur. Allah'ın muhacirlere özel muamelesidir. Madem ki Allah için bu zorluğu başardı. Peygamberimiz bile bakın diyor ki zordur. Yani kafirlerle mücadele ederken böyle dememiş. Hicret zordur demiş. Bütün dünyayı kendi asli vatanı olarak görmek kolay değil. Lafta kolay da. İnsan doğduğu büyüdüğü yerleri özler. Gittiği yerde neyle karşı karşıya kalacağını bilemiyor. Kur'an vaatte bulunuyor. Genişlik bulacaksın. Sen Allah için bunu göze aldın. Allah seni yalnız bırakmayacak. Yecid fil ardı muragamen kesira. Mesela gittiği yerde çok nimetler bulacak, bolluk, genişlik bulacak. Tombi adında bir tarihçi var. Dünya çapında bilinen bir tarihçi. Bu tarihçi diyor ki bütün medeniyetleri muhacirler kurmuşlardır. Hatta Yunan medeniyetini de oraya hicret eden Kürtlerin kurduğunu söylüyor. Oranın mukim insanları tembel oluyorlar. Bir toplum bir yerde uzun süre kaldığı zaman tembelleşiyor. Atalar boşuna dememişler, tebdili mekanda hayır var diye. İnsan uzun süre aynı yerde kalınca tembelleşmeye başlıyor, kafa çalışmamaya başlıyor, rahata meylediyor. Ama muhacir öyle değil, muhacir sürekli çalışmak zorunda. Çünkü bir şeyi yok, bir şeyi yok. Çalışmazsa aç kalır, destekleyeni yok, cebinde bir şey yok. Sürekli çalışıyor ve böylece muhacirler medeniyeti kuruyorlar aslında. Oranın mukim olanları, asıl sakin olan halkı, oranın sakinleri medeniyet meydana getiremiyor. Ama oraya sonradan gelenler eğer kitlesel bir geliş olduysa medeniyet kuruyorlar. Şimdi mesela Türkiye'ye 3-4 milyonluk, 4 milyondan aşağı değil Suriye halkı geldi. Birçoğu fakir. Belki tarlalarda çalışıyorlar, inşaatlarda çalışıyorlar. Ama bunlar yarınlarda Türkiye'deki kurulacak olan düzende, medeniyette etkili olacaklar. Çünkü sayıları az değil ve Türkiye'nin geleceğinde bunlar söz sahibi olurlar. Çünkü çalışıyorlar, çünkü zor durumdalar, koşturmak zorundalar, rahat yaşayamazlar ve böylece çalışmayı öğreniyorlar. Burada çalışan Suriyelilerden herkes şikayetçi. Neden? Çünkü daha yeni gelmişler ve oradayken çalışmıyorlardı, tembeldiler. Disiplinsizler. Sabah 8, akşam 6, 7'ye kadar çalışma diye bir şey bunlarda yok. Mısırlılar da öyledir. Yani saat 2'de iş biter Mısır'da. 9'da 10'da giderler, 2'de işi bırakırlar. Böyle saçma sapan bir düzen. Sakin olanlar böyle oluyor. Yani oranın halkı. Ama başka yere gittiği zaman mecbur kalıyor, çalışıyor. Ve işte şimdi çalışmayı öğreniyorlar. Bunların çocukları daha da çalışkan olacaklar babalarından, analarından. Çünkü babaları, anaları tembelliğe alışmış. Burada şimdi zorlanıyor. Ama çocukları onlardan daha çalışkan olacak. Ve göreceksiniz ki birçoğu başarılı iş adamlarına dönüşmüşler. Büyük varlıklar sahibi olmuşlar. Hicret böyle bir şey yani. Hicret insanı tazeliyor. Hicret edenler çalışkanlaşıyor. Ve bu zorluğu başaranlara da Allah yardım ediyor. Gittiği yerde genişlik buluyor. Ummadığı yardımlar geliyor.
Bir taraftan meselenin bu yönü var, diğer taraftan da hareketi koruma yönü var. Yani hicrette bir şey de odur. Eğer burada hareket biterse Allah etmeye, orada devam etsin. Mekke'de bitecek olursa orada devam etsin. Ve aynı zamanda Mekke'dekilerde de bir moral oluyor. Çok sıkışırsam oraya giderim. Orada nasılsa kardeşlerimiz var. Böylece daha iyi dayanabiliyor, daha çok sabredebiliyor. Nasılsa gideceğim bir yer var. Orada benim elimden tutacak insanlar var. Bu, buradakilerin daha tahammüllü olmasını sağlıyor. Geri adım atmamasını sağlıyor. Cesaretli olmalarını sağlıyor. Ve zayıflar da bu arada korunmuş oluyorlar. Ve her evden de böyle bir iki kişi gittiği zaman her evde insanlar düşünmeye başlıyor. Ya biz böyle yapıyoruz ama doğru mu yapıyoruz? Bak herkes gitmeye başladı. Her evden bir kişi yok. Yani bunlar bize ne yaptı? Bir şey yapmadı. Ama biz bunların peşini bırakmıyoruz. İlla da bizim dediğimize geleceksiniz deyip ısrar ediyoruz. Yani bizimki ne ki yani? Ne? Putperestlik mesela. Yani bu putperestlik ne yani? Yani biz bunun için ne akrabalık bıraktık, ne insanlık bıraktık. Ne yani bu put için bu değer mi yani? Düşünmelerini sağlıyor aslında. Şimdi mesela bugün de belki öyle bir put yok ama ideolojiler var. Ve onlar da düşünecekler. Yani biz şu ideoloji için, bunun için falan değer mi yani? Herkesi peremperen ettik ya. Darmadağın ettik memleketi. Herkese vatan haini diyoruz. Yani tekfircilerin herkese kafir demesi gibi. Bunlar da herkese vatan haini. Sürekli soruşturmalar. Ne yapmış bu adam yani? Herkesi sürekli mahkemelerle uğraştırıyorsun. Artık bu konuşulmaya başlanıyor. Yani zulüm o yüzden devam etmez denilmiş. Yani bir söz var ya, el küfru yedûm, küfür devam eder. Ve zulmü la yedûm, ama zulüm devam etmez. Niye devam etmiyor zulüm? Çünkü yani herkes konuşmaya başlıyor artık. O yüzden de konuşanlardan çekiniyorlar, onların üzerine çok gitmiyorlar. Onların bazı faaliyetlerini görmezden geliyorlar çünkü çok iyi biliyorlar ki bunlar bağırır. Dokunursak bunlar bağırır. O zaman toplumda bu yayılmaya başlanıyor. Ödleri kopuyor toplum, zalimliklerini anlayacak diye. O yüzden konuşmayanlara çöküyorlar. Nasılsa bu korkak bu konuşmaz, bundan başlayalım hele. Hele bundan başlayalım, böyle korkakları bitirelim. O cesurları sonraya bırakalım. Çünkü bunlar şimdi bağırır. Bu sefer herkes uyanır. Öyle olmasın. Hele şu zayıfları, korkakları bir bitirelim. Sonra sıra gelir bunlara da deyip onları sonraya bırakıyorlar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki hicret ile aslında Mekke'de olan zulmün her evde konuşulması sağlanmıştır. Hicret sayesinde herkes düşünmek zorunda kalmıştır. Ya biz ne yapıyoruz? Kendi çocuklarının boynunu sıkan düzen. Herkes o boyun sıkan düzenin farkına varmaya başlamıştır. Önceleri vatan millet sakar ya deyip bunu düşünmüyor. Sonra bakıyor ki ya tamam vatan millet tamam da. Bunlar vatan aynı mı? Herkese böyle bakmaya, biz biraz paranoyak olmaya başladık ya deyip düşünmeye başlıyor. Ve bunun sonu ne olacak yani? Sürekli çatışma. Nereye kadar ya? İşte herkes artık bırakıp gidiyor memleketi gibi bir durum oluşmaya başlıyor. Ve beyin göçü çok önemli. Yani mesela bir memleketin akademisyenleri, düşünce insanları, bilim adamları giderse o memleket çöker ve en fazla da böyle insanlar gider. Çünkü düşünce insanları baskının olduğu yerde yaşayamaz. Kim kalır geride? Bakkal kasap kalır geride. İnşaattaki amele kalır. Entelektüel insanlar gider. Bilim adamları kaçar. Beyin göçü dediğimiz olay gerçekleşir. Sermaye göçü de gerçekleşir. Zengin de öyle bir ülkede durmaz. Zeki de durmaz. Zeki de kaçar. Orada yaşamak istemez. Zengin de kaçar. Hem beyin göçü hem sermaye göçü. Önceler bunlar çok dikkat çekmez ama bu büyüdükçe görülmeye başlanır ve konuşanlar çoğalır. İşte toplum mühendisliği yapanlar bunları bilir. O yüzden olsa bile duyulmasın ister. Nereye kadar saklayabilirsin ki?
çoğaldıkça sen istediğin kadar sakla yani. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa duyuluyor. Yani herkes mesela, şimdi herkes konuşamıyor ama herkes kendi ailesinde bunu konuşuyor her gün. Yani şimdi mesela diyor ki kendileri, şimdi FETÖ dedikleri yapıyla kendileri beraberdiler. Onları her yere onlar yerleştirdiler. Şimdi kendilerinin suçu yokmuş. Madem bir FETÖ varmış, o zaman sen de suçlusun. Kendilerinin suçu yokmuş. Ama alt kademedeki gariban insanlar iki defa sohbete gitmiş gelmişler. Sanki adam öldürmüşler, ne yapmışlar? Herkes suçlu. Selam veren suçlu. Onların bankasına para koyan suçlu. Şunu yapan suçlu. Onların okulunda okuyan şüpheli şahıs. Dershanesinde okuyan şüpheli şahıs. Ama kendileri tertemiz. Halk böyle konuşuyor kendi arasında. Devletin tepesindekiler bunları duymuyor. Sanıyor ki millet, affedersiniz, eşek yani. Millet eşek mi? Ya anlamıyor mu? Konuşmaya korkuyor ama bu milyonlar arasında yayılıyor. Siz de beraberdiniz. Eğer bu suç, bunlar suçluysa, sen en büyük suçlu sensin o zaman. Allah beni affetsin. Allah onları da affeder. O zaman onları niye hapse atıyorsun? Tek senin Allah'ın mı? Tek seni mi affediyor bu Allah? En büyük suçlu sensin. Seni affeden Allah. Bunları mı affetmeyecek? Alt kademedeki gariban insanları. Demiyor mu insan? Diyor. Ama diyemiyor. Açık söyleyemiyor. Fakat milyonların arasında bu konuşuluyor. Özel görüşme yaptığın zaman adam, o da böyle konuşuyor. İçinden konuşuyor. Özel ortamda konuşuyor. O zaman her evde bu konu konuşulmaya başlıyor. İşte devletleri idare edenler bunları takip eder. Halk uyanmaya başlayacaksa hemen ona göre bir strateji değiştirir. Halk uyanmasın. Tekrar ortamı yumuşatmaya başlar. Toplum mühendisliği işte bu. Peygamberimiz de bu konunun konuşulmasını sağlamak için hicrete müsaade ediyor. Her evde bu konu konuşulsun. Yani bizim bu yaptığımız zulüm ne? Benim çocuğum gitti. Öbürünün oğlu, kızı gitti. Birinin oğlu gitti, birinin kızı gitti, birinin amcasının oğlu, birinin teyzesinin oğlu, birinin bilmem nesi, birinin yakın arkadaşı. Herkes diyor ki vallahi benim arkadaşım da gitti, öbürü diyor benim oğlum da gitti, öbürü diyor benim kızım da gitti. Ya ne oluyoruz demeye başlıyor insanlar. İşte o zaman zulüm yapanlar artık düşünmek zorunda kalıyor. Biraz yumuşatmak zorunda. Mesela bakın ilk Habeşistan hicreti 3 ay kadar sürmüş. 3 aylarda gerçekleşmiş. Sonra bir haber gelmiş ki, yani biraz yumuşadılar kafirler. Biraz yumuşadılar. Peygamberimizle sanki bir anlaşmaya varılmış gibi. Böyle haberler gelince kalkmışlar, geri gelmiş. Demek ki az bir şey, bir yumuşama olmuş yani aslında. Her evden biri gidince böyle bir yumuşama olmuş ki. Yoksa tamamen de bu haber gerçek dışı değildi. Ama sonra tekrar zalimleşmişler. O zaman Peygamberimiz yine göndermiş Habeşistan'a. Yani onların stratejilerine karşı strateji uyguluyor. Hicret önemli bir görev ifade. Evet, burada bırakalım. 15. özelliğe gelmiş olduk. Orada kaldık. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.